Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam gündemdeki konuları tartışacağız. Konuklarımızı bir tanıyalım önce. Can Selçuki hoş geldiniz Can Bey merhaba. Masum Türker, Masum Bey merhaba. Genelde evet. Ankara'dan buluşuyorduk. Bugün İstanbul'dan oldu, iyi evet. de oldu. Hoş geldiniz. Hakan Bayrakçı, hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk, Bey. kolay gelsin. Zafer Şahin. Hoş geldiniz Zafer Şahin ve Hilmi Daşdemir Ankara Stüdyomuzda. Hilmi Bey siz de hoş geldiniz Ankara Stüdyomuza. Merhabalar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi ya memlekette Masum Bey, bütün siyasi gündem şeye kilitlenmiş durumda. Yani Millet İttifakı'nın adayı kim olacak meselesine. Ben biraz sıkıldım ama insanlar sıkılmadı ilgiyle takip ediyorlar. Çünkü orada bir belirsizlik var. Bir soru işareti var. Nerede belirsizlik varsa merak ve ilgi biliyorsunuz oraya yönlenir. Şimdi Cumhur İttifakı'nı tartışalım diyeceğiz. adayları belli. Yani belirginleşmiş. Ne diyorsunuz bu işe? Yani Şimdi Millet İttifakı'nı tartışmak Cumhur İttifakı'nın önce hesabına geliyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü Cumhur İttifakı'nda adayın eğer baş, Cumhurbaşkanı aday olma esas olarak sağlanacaksa bir problem yok. Ama erken seçim yapılmazsa bu konuda problem var. Tartışmalı. Tabii. Yani şimdi Cumhurbaşkanı... Ama o başka bir sorun. Şunu söylemeye Ama... çalışıyorum. Yani Cum Cum Cumhur İttifakı'nın adayı belli değil diyelim ki. Oraya yazacağız. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Oturup tamam. saatlerce onu konuşacağız yani. Aday belli olunca tartışacak bir şey yok. Onu anlatmayacağım. Evet, evet. Ama şimdi... Konuşulurdu nitekim. Tabii ki konuşulurdu? Burada yani. iki şey aradan çıkıyor. Bir kere önce Cumhur İttifakı taraftarlarının Millet İttifakı üzerine önelme gerekçesini anlatıyorum. O çok önemli. Bir, Cumhurbaşkanı e, aday olabilir zamanında yapılsa denip üstü kapanıyor. Ama o MHP ve AK Parti'nin gelecekte Cumhur İttifakı'nı sürdürmeleriyle ilgili tek faktör. O konuda e, Devlet Bey çok mükemmel bir siyasi çıkışla adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır demişti. Tartışmayı bitirdi. Ama eğer o gün olamayacaksa MHP'nin belirleyici olacağı bir tartışma başlayacak. Adayın kim olduğu konusunda. Bir kere o şu anda şey önünde ama AK Parti de boş değil. Buradaki meşrui olma ihtimali, meşrui olma tartışması olmasın diye erken seçimi isteyecek. Ama erken seçimi isterken de şu anda dış mihraklarında diyeyim. Yani başka bir ortamda zamanımız bu olduğunda konuşuruz kimler olduklarını. AK Parti'yi zora sokacak bir girişimi bu son 5-6 ay içinde kurgulayıp sağladılar. Şu anda yavaş yavaş da bu yükselmeye başladı ses. Mutfak yanıyor diye. Aslında yapılan şey satın alma gücünü düşürdüler. Yani insanlar mevcut gelirleriyle yaşama kabiliyetini düşürdüler. Dolayısıyla illerde seçim amaçlı olarak ekonomiyi düzeltmek için bir girişimi yaparsa Cumhur İttifakı e, grubu olarak fazla işe yaramayacak. Çünkü it, mutfağı ancak üstü körü söndürebilecek. Bugünden tedbir alması gerekir ki ben geçen gün yine bir televizyonda söyledim. Cumhurbaşkanı bunun farkında pahalılığa itiraz etti. Ama ona yaptırılan şey gelecekle ilgili tam tersine işi sıkıntıya soktu. Nerede soktu? Ee, gümrük vergilerini sıfırladı bazı gıda maddelerinde. Halbuki eğer mesela en çok AK Parti camiasının önem verdiği patiçalardan birisi Abdülhamit'tir. Abdülhamid'in meşrutiyeti ilan ettikten sonra bir süre geçtikten sonra Maliye Nazırı'na bir şey var, talebi var sakın gümrük vergilerini ülkemize yetişen gıda veyahut ham gibi konularda düşürmeyin yüksek tutun. Kendi insanımızı koruyalım diye. Halbuki biz zaten e, döviz nedeniyle doğal gaz, elektrik fiyatları yüksek, yüksek yani maliyete üretime giren ve orada bunu kontrol edemeyecek eğer hatırlanırsa Arkadaşlar ileride karıştırırlarsa 1984-89 yılları arasında ANAP'ın yaptığı hata var şu anda. O tarihte de et fiyatları yükselmişti. Çare olarak şey yaptılar. Et fiyatlarını gümrük ithalatında sıfıra yakın şimdi. 1 mi 2 mi neydi? Buna karşılık Almanya et satışı ihracatçılarına o aradaki farkı da prim olarak verdi. Yani kendi şeyini. Ben o zaman Elazığ'da bir konuşma yapmıştım, bir konferans demiştim ki eğer bu politika devam ederse illerde hayvancılık bu bölgede ölecek. Nitekim hayvancılık yavaş yavaş bizim ülkemizde öldü. Şimdi aynı şey yapıldı. Bunlar niye yapılıyor? Uzatmayayım lafı. Şu anda kurgulanan bu yapı, iktidarda iktidar erken seçime gitmek istediği zamanı tayin etme gücünü elinden almak için. Çünkü bütçede ne verildi. Şimdi Millet İttifakı'nda da ise şöyle yapılıyor. Yani i̇sterseniz bir giriş yapayım ben. Hani Tabii. konuşalım biraz Tabii. mevzuyu. Ee, şimdi o bazı şey bazı açıklamalar var ilginç. Bu zamana kadar hep çok tartıştığımız bir konu vardı. O da 30 Ağustos törenlerinde Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı şeye benzetmişti Fatih'e benzetmişti Ekrem İmamoğlu'nu ve oradan yola çıkarak da ya Akşener'in işte İmamoğlu'nu İmamoğlu kartına oynuyor İmamoğlu'nu ön plana çıkarttı Kılıçdaroğlu'na karşı falan diye yorumlar yapılmıştı. Meral Akşener bu konuda ilk kez konuştu. bugün Bugün değil mi bu açıklama? Bugün diyor ki ya diyor bu konuda diyor ne kadar şaşırtıcı yorumlar yapıldı ne kadar çirkin sözler söylendi şaşırmamak mümkün değil. Fatih Sultan Mehmet, Alpaslan, Mustafa Kemal Atatürk bizim diyor istiklal ve istikbal için feyiz almamız gereken büyüklerimizdir. Fatih, Alpaslan, Atatürk bunu anımsatmak, bu büyük insanlara atıfta bulunmak, onlardan dersler çıkarmak hepimizin görevidir. Benim yaptığım buydu. Konuyu nerelere çektiler diyor şeyin e, Meral Hanım'ın bu konuyla ilgili ilk kez konuşmuş ve bugün yaptığı açıklama bu. Zafer Şahin. Şimdi Ahmet Bey burada e, hani sanki bu işin tartışılmasını bir üst akıl deyim bizdeki moda tabirle istiyormuş gibi bir hava yaratılıyor ama yani sürece şöyle geriye dönüp baktığınızda aslında kendi yarattıkları bir canavarla uğraşıyorlar. Niye? Bu yerel seçimden sonra ...belediye başkanları üzerinden yürüyen... ...bir siyaset anlayışı ortaya çıktı. Yani belediye başkanları yüceltildi. İşte 25 yıl sonra Ankara'ya yı alan, 25 yıl sonra İstanbul'u alan diye... ...ve kendi tabanlarında ve kamuoyunda ister istemez... ...bir başarı öyküsüne ihtiyaç duyulduğu için... ...bu belediye başkanları öne çıktı. Tabii siyasetin kendi içinde işleyen farklı bir mekanizması var. Ee, Sayın Bakanımız onu bizden daha iyi bilir. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener iki belediye başkanı çatı adaylık meselesinde bu kadar öne çıktığı için bence kendilerince bir tedbir aldılar. Özellikle Kemal Bey bu süreci çok da başarılı yürüttü. Ardı ardına yaptığı hamlelerle hatırlayın ne dedi meclisteki bütçe konuşmasında? Aday olacak mısın diye soran AK Parti sıralarına döndü. Benim aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz dedi. Süreç aslında orada başladı. Yani kimse durduk yere ya bu Millet İttifakı'nın adayı kim olacak falan diye bir tartışma ortaya atalım da bunlar tartışsınlar demedi. E arkasından süreç içerisinde bakıyorsunuz önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na Kemal Bey ne derse ben onu yaparım diye bir açıklama yaptırıldı. Kendisi yaptı. E Bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na bu hafta içerisinde yine benzer bir açıklama gerçi o, o kadar net değil. Onları e, konuşacağız. Sanki aday hani şunu söylemeye çalışıyorum bu tartışma nereden çıktı bu tartışma buradan çıktı ve bu tartışmanın şöyle sağlıklı bir sonucu da oldu demek ki bu iki parti arasında bir sorun vardı bunlardan öğrendik Cihan Paçacı'nın açıklamalarından ne dedi Kemal Bey'in yaptığı tekil açıklamalar e, kabul edilemez mimalinde bir e, ifadesi oldu. E, sonrasında ne dediler. Biz ortak bir dil buluruz, ortak bir zeminde buluşuruz dediler. Demek ki bu tartışmanın sağlıklı bir sonucu oldu. Yani bu kadar bu konu neden tartışılıyor meselesine takım lazım. Şeye devam edeyim mi? Fatih Akşener benzetmesi. Fatih benzetmesi. Ben orada Israrlı da kendi mı? haber kaynaklarımla görüştüğümde aynı. Bugün Sayın Akşener'in söylediği şeyleri söylüyorlar. Böyle bir amaç yok. Hani Kemal Bey'in nasıl bir amaç yok? Yani Kemal Bey adaylık noktasında bir adım öne geçtiği için sanki Akşener ona İmamoğlu kozunu öne sürerek bir karşılık veriyor gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen orada hatta şöyle söyleniyor. Sayın Akşener konuşurken İmamoğlu uzun süre onun yanında ayakta beklemiş bir saygı göstergesi olarak. O da ona nezaketen karşılık vermeye çalıştı diye benim kendi haber kaynaklarımla konuştuğumda aldığım böyle bir bilgi var. Ama siyaseten bu böyle okunur mu? Okunur. Yani okunmaması imkansız. Bir de yani şu içerik de çok tartışılmıştı. Ya işte Ekrem İmamoğlu'nu Fatih'e mi benzetiyorsun filan diye Cumhurbaşkanı da çok itiraz etti. Ee, yani diyor ki Akşener e, ya bizim bu benzetmemiz feyz almamız gereken büyükler bunlar diyor Fatih Alpaslan Atatürk. Biz bunu anımsatmak için bu büyük insanlara tıfta bulunuyoruz. Onlardan dersler çıkarmak hepimizin Ama görevi. Ama şöyle hani Meral hanım gibi tecrübeli bir siyasetçinin şimdi Fatih İstanbul'u kimden aldı? Bizans'tan aldı. Yani Türk tarihi açısından hani. İslam tarihi açısından hani zaten çağ kapatıp çağ açan bir olay yani biliyorsunuz İstanbul'un fethi. E şimdi bir yerel seçim başarısı üzerinden ya sen işte Fatih gibisin dediğiniz zaman kimden aldın bunu? Ne yaptın yani bir çağı mı kapatıyorsun? Bak, Bizans şeyi mi oldu? E tabii öyle oluyor yani bir öyle bir şey var. E bir de biliyorsunuz meşhur gezi olaylarında zulüm 1453'te başladı diye hatırlarsınız hafızalara kazanan bir küstahça slogan söz konusuydu. E bütün bunlar yani toplumsal hafızada yeri olan şeyler. Yani bir yerel seçim başarısını e, İstanbul'un fethiyle ilişkilendirmek de bence siyaseten biraz yani sorunlu. Ben üniversitede öğrencilerime 20 yıldır biraz evvel söylediğiniz 3 ismi söylüyorum. Diyorum ki gençsiniz başarabilirsiniz. Birer fatih olabilirsiniz. İlk defa bir yere ayak basacaksınız, korkmadan cengaver olun, bir alpasan olursunuz. Siz yokluk içindesiniz derlerse de Mustafa Kemal Atatürk olmaya hayal ediniz. Şimdi bakın, harp okullarında, şimdi devam ediyorlar mı bilmiyorum, bizim öğrenci olduğumuz tarihlerde, birinci sınıfta herkese sen bir genel kurmay başkanı olursun, hedefi verilirdi. Böyle insanlar... Siz harp bir okulunda var. mı okudunuz? Okumadım, bize örnek verildi. İşletme fakültesinde bize... Siz genel müdür olacaksınız, patron Siz olacaksınız derken bugün tavsiyelerinde... harp okulu öğrencimiz olsaydınız böyle diyecektik. Siz gençlere diye. o tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bakayım, yani Ekrem şimdi, İmamoğlu 51 yaşında. şimdi 51 yaşında hedef verir. Yani o orada şimdi hatta ben çok da güzel bir şiir vardır ben, gençlere. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye bütün gençliğin bildiği. Ya yani Bu konuşulur, e, söylenir ben, ama İstanbul'un fethiyle yerel seçimi aynı kefeye İstanbul'un fetheden Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben o zaman televizyon programı yapıyordum HBB'de. Ve Recep Tayyip Erdoğan'la hiçbir siyasi çıkmak istemiyordu. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Yani bugün Cumhurbaşkanımız ismiyle hitap ediyor. Bugünkü hitap tarzına göre. Arkadan dendi ki İstanbul'u fethettik. Ekrem İmamoğlu'nda söylediği İstanbul'u alan Türkiye'yi alır lafını o zaman Erbakan büyük kentleri alan Türkiye'ye alır ve Nokta dergisindeki yazımın da başlığı şuydu o zaman. Hazır olun başbakanlıktaki selamlaşma selamun aleyküm diye yazmıştım. Yani bakın bu o tarihte Refah Partisi'nin çok sıkı sarılıp gerçekten birinci parti olduğu dönemdir. Yani Nokta dergisini siz çıkarıyordunuz. Efendim? Nokta o zaman dergisi çıkarıyorsunuz. Evet, peki. Ben yani şunu için söylüyorum. Orada Meral Hanım'ın Böyle şey benzetmesi olarak görmüyorum. Hani kötü niyetli var ya karşınızda Bizanslar var, şu var. Ama Bizans kavramı da şu manadadır bizim özellikle İstanbul'da yaşayanlar için. Hani Bizans ayak oyunu demektir. Ee, Ekrem İmamoğlu'nda bu seçimin ertelenmesi aslında dengeleri değiştirdi. Ve Millet İttifakı'nın kendi kendine de cazibe merkezi olacağı imajını verdi. Yani sizin aslında anlattığınızı Zafer Bey teyit ediyor bu. Hani üç kişi meselesi var ya alpaslan şey birkaç kişi daha örnek gösterilir. Peki. Ben burada bir kötü niyet olduğunu sanmıyorum. kötü niyet ben de olduğunu sanmıyorum da işte siyaseten bu böyle anlaşılıyor. Yani e, bunu da ya niye böyle anladınız diye eleştirmez. Mesela bugün Meral Hanım'ın yaptığı açıklamada da Atatürk'ten de bahsediyor. Yani bunlardan da diyor al almamız Hayır, lazım. Şöyle diyor. Diyor. Onlara da Alparslan, lazım Atatürk, diyor. Fatih. Feyz almamız gereken büyükler. Evet. Bunu anımsatmak, bu büyük insanlara atıfta bulunmak, onlardan dersler çıkarmak hepimizin görevi. Yani işte ben Bir konuşmada bu... Bizans geçiyordu sanırım. Nasıl geçiyordu? İşte onu konuşuyorlar zaten. Yani orada Bizans benzetmesi vardı Akşener'in o konuşmada sanırım değil mi? Akşener Fatih onu konuşuyor. İşte, açıklamasında değil, o konuşmasında. Asırlarla mücadele etti dedi. Onu ona şeyde. şey yapıyorduk. Evet. Evet, orada Bizans kelimesi. Dolayısıyla oradan bakıldığı şey. zaman çok o kadar masum bir benzetme ya da farklı bir şey değil. gayet bilinçli ve nereye varacağını bilecek şekilde sayın Akşener'in bir benzetmesi. Peki var. bugünkü açıklaması kurtarır mı? Söz bana gelmedi ama Peki, bugünkü Efendim, açıklama kurtarır mı? Bence kurtarmaz. E, e, bence kurtarmaz. Ancak e, kendi açısından bakıldığı zaman e, bizim ne kadar kötü niyetli insanlar bunlar. İşte biz gayet burada e, seçim kazanmış birisini taltif etmeye çalışırken e, şeyden e, tabir caizse af e, izleyicilerimizin affına sığınarak öküzün altında buzdağı arıyorlar gibi bir e, şeyle benzetmeyle belki buna benzer bir zorlamayla böyle bir noktaya getirmiş oluyor sonuç itibariyle buradaki benzetme as aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki e bir gruplaşma var e yani e bir tarafta Mansur Bey'in e İyi Parti ile bir takım ya da taban olarak yakınlaşması <laughs> dolayısıyla Meral Hanım bundan zaman zaman rahatsız olduğuna dair bir takım bilgiler var bende. Buna denge olarak da Kemal Bey ile Mansur Bey daha yakın bir, daha iyi anlaşır bir pozisyonda denge olarak da Meral Hanım da İmamoğlu'yla farklı bir denge oluşturuyor. Burada hem adaylar üzerinden gidildiği zaman Kemal Bey'i dengelemek de var burada. Daha farklı bir ileride oluşabilecek dengeler açısından da bir ittifak hazırlığı da söz konusu denilebilir. Peki. Evet tekrar birlikteyiz. Zafer Bey Hakan Bey ikiniz bir şey söylüyordunuz reklamı. Şu var, hayır, şimdi haklı Türk da, siyasetinde ben başka neyse sen söyle. Ya Türk siyasetinde iki tane böyle kalıp var. Bir Bahçeli ne zaman isterse erken seçim o zaman olur. Halbuki Devlet Bey bunu 2002 seçimlerinde Masum Bey'in de çok iyi bildiği bir sürecin içerisinde söyledi bir. İkincisi 7 Haziran seçimleri orada da yani Devlet Bey hadi seçim olsun gibi evet yani bunu söyledi ama Devlet Bey her dediğinde seçim olur mesela bir bu aforizma diyorum ben buna bir de. İstanbul'u alan işte Türkiye'yi alır. Ya evet bunu bir kişi başarmış. Türk siyasetinde o da Erdoğan. Ya Hakan Bey de dedi ki Hakan Bey Ecevit örneğini veriyor. 77 yılındaki Ecevit örneğini veriyor ama orada da Hakan Bey hatırlayın tamam Ecevit %42 alıyor ama parlamentoda çoğunluğu sağlayamıyor ve bir o meşhur Güneş Motel olayı gündeme geliyor. Ya şunu demek istiyorum. Şimdi son 40 yıl için dediği doğru. 40 yıl için. Ama ondan evvel İki tane örnek var. Birisi Ecevit, 73-74 sürecinde ilk 72'de... 40 yıldan başım. önceye de gitmeyelim ya. 40 Ama olabiliyor yeter. yani. İlk İstanbul el değiştirdi yine, Demokrat Parti'den geçti. Ondan sonra 77'de Türkiye genelini kazandı. Demokrat Parti'de de benzeri oldu. Peki, o, çok, o kadar eskiye gitmeyelim. Mevzu anlaşılmıştır. Yani tabii İstanbul önemli bir şehir. Yerel seçimde İstanbul başarısı sağlayan, Kendisine Türkiye ha, çapında bir avantaj sağlar. Ama Zafer Bey'in dediği gibi ya illa olacak diye, illa bir, şey, olacak tabii diye ki. bir şey yok. Mutlaka ben de o tür aporizmaları hep saçma bulurum. Yani o tür genellemeleri. Çünkü tersi de var. Bir sürü tersi örnek var. işte saydı tek tek. Ya ee, mesela bugün Ekrem İmamoğlu'nun ben bir haberini okudum galiba Hürriyet'te mi bir gazetede. Bir e, Türk halk müziği sanatçısı e, Erdal Erzincan kendisine bağlamasını hediye ediyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki. Bağlama çalmayı bilmiyorum ama diyor milletimizin gönlünü çalmaya diyor kendime hedef koydum diyor. Hani illa hani bir şey arıyorsak yani Meral Akşener'in onu Fatih'e benzetmesine falan gerek yok. Ya adam zaten bunu istiyor. Yani geçen hafta yaptığı açıklama tamam ortada da. Ben de zaten tam ha onu konuşacaktım. Ya, bu ne şimdi. demek yani? Bir dakika diyor ki bir ben aday değilim dedi adam mülteyle. ya. Ha ben değilim ama milletimizin gönlünü çalacağım diyor. Am ya milletin gönlünü Am siyasetçi. İstanbul İstanbul'da için 16. E, aldı, e, aldı işte hayır olabilir bir hedefi olabilir bu çok normal bir şey. Var ama hiçbir bakın siyasi genel başkana alternatif olacak. Bu, bu konuyu kapatmadan biz öylede bulunmaz. E, evet dinliyoruz. Bulmaz. Şimdi e, konuşma metnini tekrar okuduğumuz zaman aslına bakarsanız bu benzetmenin çok o kadar masum bir benzetme olduğunu daha net görebiliriz. Ne diyor Sayın Akşener? 1453 Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen dikkat edin. Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni alır. <laughs> Dolayısıyla hem Bizans benzemez, benzetmesi var, hem Haçlı benzetmesi var. Bu benzetmeler Öyle masum benzetmeler değil, dil sürçmesinde, cezbeyle de ya da başka bir şeyle de açıklanacak kadar da değil. Ee, yani eğer şey olmuş olsaydı, masum bir benzetme olmuş olsaydı, az önce Zafer şairin dediği gibi Arif Nihat Asya'nın şiirindeki gibi gençliğimizde çokça okunurdu. Oradaki gibi söylenirdi. Burada resmen onun yerine konulmaya çalışılan Elbette bir takım siyasi amaçlarda olan bir belkete. Ben az önce bitiriyordum. Son cümlemi bir söyleyeyim. Hem e, de Hilmi'nin şey var üzerine. Şimdi tamam. Bu laf söylenmese hakikaten daha iyi olurdu. Bunu söylüyorum. Yani hepimiz aşağı yukarı. Haçlılar da demiş ben ondikte. Işte evet, haçlılar olsun, Bizans olsun gerek yoktu. Orada maksadını aşan bir ifade olduğunu görüyorum elbette. Ama sonuçta böyle bir lafı alıp yani İstanbul'u kazanmış bir belediye başkanıyla iki yıl önce kurduğu partiyi %16'ya taşımış iki tane insan var orada. Şimdi bu insanlarda her attığı adımda, her dediği kelimede bir şey arayalım. Ya yani bu çok da sağlıklı bir şey değil. O anlamda söylüyorum. İşler oraya mı vardı biraz? E biraz oraya doğru gidiyor şimdi. Yani her dediklerinde bir şey bulalım. Yok sağa baktı, soldan damla düştü falan. Gerek yok yani. Yani konuşma Cazibesi de çok önemlidir. 16'da yok mu? Yani ee, bir yerde. Orada <laughs> Neyse, çıkıyorsun kaç, konuşma yaptığın sen yerde. Kaç diyorsun? 25. Soğuruluk dinleyici CHP'li. Ve sen o konuşma sonunda <laughs> alkış almalısın. Nitekim konuşmanızda böyle sonunda bir şey söyleyeceksin var, ki vardır. Yani ortalıkta ben Kürsü'nün cazibesi derim. <laughs> Kürsü yani cazibesi. Kürsü'nün cazibesini orada kontrol etmek zorundasın. Yani Roma hukuku bu, bu şekilde oluşmuştur ya. Dinic Üniversitesi'nde hala okutulur. Peki. Ona 16 on değil kaç peki? İlmi Bey? 9.8. E tabii herkes <laughs> farklı bul farklı bulabilir. Ona saygı duymak gerekir. Ee, biz 3 e, aydır İyi Parti 10'un 10 on sınırında buluyoruz. 9-10 civarında buluyoruz. Daha önce 10'un üzerinde bulduğumuzda çok araştırmamız oldu. De Seçimde seçim öncesi de e, yani 15'lerde bulunanlar hatta öyle hızını ya şey e pardon şey yapmak e yorumda yeterli bir ya, 10 buluyoruz demeniz yeterli. Tamam sizde kaç çıkıyor? Biz, evet evet. Bizde kararsızlar dağıtılmadan 12'nin biraz üzerinde e, çıkıyor. Dağıtılınca. Dağıtılınca da e 15-16 bandında çıkıyor. 15-16. Yani herkes Bizim gibi. farklı sonuçlar evet. bulabilir diyor zaten Hilmi Bey de. Hilmi Bey de böyle buluyor. özellik var. Peki, Ona dikkat Peki şeye edelim. geçelim. Tek artan parti iyi Parti. Yani Peki. Eylül 2020'den yani. beri artış trendinde olan bir parti. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına bir bakalım. Ee, diyor ki ben şu anda İstanbul Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen Belediye Başkanlığını en iyi şekilde yapmaktır. Ben görevimi en iyi şekilde yaparsam memleketin kurtuluşuna en büyük hizmeti yapmış olurum. Hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır. Daha ötesi yok ben bunu yaparsam zaten değişim olacaktır. Değişime büyük bir katkı sunmuş olurum yani İstanbul'da başarılı olursam. Yani birilerinin dediği gibi İstanbul alan Türkiye'yi alır tezine de damga basmış olacağım. Benim yapmak istediğim budur. İnşallah az önce ifade ettiğim gibi İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olurum. Hedefim başarılı belediye başkanı olmak ötesi yok diyor. Burada ben varım var. Nasıl var ya? Ben ben gayet net ben yokum. Ben İstanbul'a odaklandım. İstanbul'la ilgiliyim. Ama iki cümleden Niye ben de öyle şu anlıyorum. Ya şöyle. Öyle de anlaşılabilir elbette. Ama şu iki cümleden çıkarabiliriz bunu. Diyor ki İstanbul'a iyi hizmet verip milletin gönlünü kazanıp Türkiye'ye de diyor aynı sevgiyi Türkiye'den Hayır, almak o, diyor. onu şöyle anlıyorum Hı. ben. Diyor ki ben diyor İstanbul'da Başarılı olursam diyor. Heh. Dolayısıyla yeniden diyor İstanbul'u belediye başkanı seçilirim. Ee, ben diyor İstanbul'da başarılı olursam bunun seçime etkisi olur diyor. Seçimde kim aday olursa olsun o bu kazanır tamam, diyor. Bu tamam. Değişimi sağlarız diyor. Öyle evet, değil mi ya ben işte anlamıyorum. O yani. değişim dediği herhalde İstanbul'da iki defa seçim kazanan ve başarılı olmuş bir belediye başkanı da. Ya gel başka bir şeyleri de başar derler yani bu çok. Abi peki mantıklı. bir şey sorabilir miyim? Başkaları çağırdı. Ekrem İmamoğlu ne deseydi siz ha tamam bu şahsın cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir hedef yok diyecektiniz. Ne deseydi? Evet. Ne de, ne demiş olsaydı? Şimdi benim diyor ki hedefim en başarılı belediye başkanı <laughs> olmak başka hedefim yok, ötesi yok. Mesela böyle değil, değil de ne? nasıl ders peki. demiş olsaydı? Ha İmamoğlu aday olmayacak sonucunu çıkartır Ben buradan şunu okuyorum. Sonra söylediğinizde zor bir soru olduğu için bunu söyleyerek cevap vereyim. Şimdi burada çok nazikçe şu var ama çok nazikçe. Hakikaten saygılı bir dille. Ben genel başkanın ve partinin çizdiği e, strateji doğrultusunda hareket ederim. Kimseyle harbe girmem. Partimin gerekleri ve gereçleri doğrultusunda hareket ederim. Ama birileri de "Ya sen bunu başardın. Gel başka bir işleri de başar." derlerse de ona da varım var burada. Bu ikinci, çok nazikçe var. Ona da varımı nereden çıkartıyorsunuz? Yani o kelimelerden ben onu hissediyorum açıkçası. Peki ne demiş olsaydı eğer? Ama bu çok normal Hakan Bey yani. Peki. Bence tabii. Şimdi şöyle düşünün. Tayyip Erdoğan İstanbul'u kazandı. Sayın Erdoğan İstanbul'u kazandı. Mesela Onur diyor ki hiçbir koşulda aday değilim demiş olsaydı diyor. Evet. Tartışma yapılacak bir durum olmayabilirdi diyor. E o, o, tamam Onur doğru söylüyor. Fena fikir değil. Onur e, doğru söylüyor. Bu laf çok doğru. Böyle bir laf çıksaydı hiçbir koşulda hiçbir şekilde gibi hiçbir kelime. Ama hiçbir siyasetçi var. de bunu söylemez. İşte yani. tamam ben de onu diyorum. Evet, Burada tamam. parti teamüllerini aşmadan, çiğnemeden çok saygılı bir dille ben Gidişatı bozmam, Kılıçdaroğlu'yla da harbe girmem ama birileri de beni bazı görevlere çağırırsa bundan da kaçacak değilim var. Size bir Benim şey soracağım. Bu... Benim çok dikkatimi çekti. Böyle çok kısa aralıklarla birbiri ardına iki isim böyle açıklamalar yaptı. Biri Ekrem İmamoğlu diğeri de Mansur Yavaş. Evet. O da işte ben adaylığı düşünmüyorum falan dedi. Bunlara böyle bir açıklama yaptırılıyor mu acaba? Hani bir kendilerini böyle açıklama yapma noktasına baskı altında mı Yok, hissediyorlar? Yok kendileri yapıyorlar. Eminim. Yok bence yaptırılıyor. Yani bence ben hakikaten bu işe girmek istemiyorum ama bakın İstanbul'da siz CHP üzerinde iki tane ilçede seçim oldu mesela. İkisinde de Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan Toprak ittifak yaptılar. Erdoğan Toprak Kemal Bey'e en yakın olan isimlerden birisi. Kime, yani burada bir de bir parti içi yarış da söz konusu. Yani bir taraftan da bu işliyor. Peki yaptırılıyorsa amaç ne? Ya amaç şu. Bakın burada Kemal Bey kontrolün çatı aday meselesinde kontrolün e, kendisinden çıktığını gördü ve frene bastı. Yani belediye başkanlarını hatırlayın 2 3 tane açıklaması var. Tamam. Ya. Başkanların halka evet. verdiği sözler frene var. Onları yerine Kemal getirecekler. Bey, doğru. Frene bastı. Evet. Bu peki bu açıklamalar o frenin Gerektir diye açıklıyor. Bence bu, öyle. Bu şu da olabilir. Ama yani Kemal Bey değil, kendileri açıklıyor bence. Yok ben kendini. Şimdi bu açıklamayı kim yaptırtıyor? Yani ona da biraz bakmak lazım. Kim yaptırtıyor? Yani işte kimle ittifak yapıyorlarsa İstanbul'da bence o yaptırtıyor. Yok. Yani yok. burada bir taraftan da. Kimle yapıyorlar? Ya parti içi dengeler de söz konusu burada. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok özele girmeden. Ee, burada İmamoğlu'na biz bilmediğimiz için anlayamıyoruz. Ya o Şu an bizi izleyen CHP'ler anlıyor aslında. Peki. Herkes anlıyor. Sadece Erdoğan yeter. mı kastediyor? E tabi Erdoğan toprakla İmamoğlu birlikte hareket ediyor şu an Peki İstanbul'da. Toprak, Erdoğan toprak niye yaptırsın ki böyle bir açıklama? Sen böyle bir açıklama yap da. E Erdoğan toprak akıllı bir adam. Delege arası. üzerinde Başarılı içerilir. bir adamla iş yani Şimdi bakın herhalde. şöyle bir yapı var. Bir Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kağan Salıcı ekibi var. Bunlar ta belediye başkan adaylarının destek Sorum belirlenmesinde de. de Bütün mücadeleler olabilir parti için. Haklı olabilirsiniz. Sorum şu bu açıklamayla ne elde edecekler? Yani Erdoğan Toprak ya Ekremciğim sen böyle bir açıklama yap. İyi abi ben yapayım. E sonuç yani şimdi, yani ne elde ediyorlar? Hani hala, Parti için mücadele Şimdi hani hala medyada bazı arkadaşlar İstanbul seçim zaferini kutluyorlar ya üstünden iki buçuk yıl geçti. Siyasetçiler uyanık insanlar, zeki insanlar. Yeni bir seçim geliyor Ahmet Bey. iki buçuk sene sonra seçim var. Bunun aday belirleme süreci, işte Hatta seçimleri, ki... il seçimleri, kongreler. Bugünden İstanbul özelinde Parti içi iktidarı ele geçirmek için ekipler yarışıyor söz konusu. Peki Ekrem İmamoğlu bu açıklamayı yaparak nasıl bir etkinlik kazanmış oluyor parti içinde? Şöyle bir etkinlik kazanmış oluyor. Kendisini aday gösterecek olan kim CHP'nin adayı olarak? Kılıçdaroğlu Genel Merkez ve Kılıçdaroğlu değil mi? E siz bugün Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket eder bir görüntü sergilerseniz İstanbul'da en azından eldeki kuş olan İstanbul'u e, tutarsınız. Ben buna başka bir açıklama Yani bakın burada Neden aslında çok derin analizler yapmaya gerek yok. Yani ben çok çok iyi anladım. Parti içi iktidar yarışı da söz konusu. İmamoğlu da burada belli bir pardon, saf ha, Ben de bir olmaz. şey sorayım. Şunu mu kastediyorsunuz Can Bey pardon. Yani Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan Toprak birlikte bir politika üretiyorlar. İstanbul ilinde de Siyasi değişimler olacak mı demek istiyorsunuz? Canan Kaftancıoğlu <laughs> alternatifi Yok yok geleceğe olarak. yönelik yani, yani. Onu soruyorum. Tamam mevzu anlaşıldı. Parti için Bular hamleler de var. Yani, ee, öyle can can bir kere Heh. bence Ekrem İmamoğlu'nun da, İmamoğlu da Sayın Mansur Yavaş'ın bu açıklama yapma sebebi şudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı %95 ihtimalle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bilmediğimiz şey ama şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına mı adayı olacaktır? İttifakın ortak adayı mı olacaktır? Program başında müzakere devam ediyor dedik ki olay bu. Bu nu CHP içerisindeki İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun herkes görüyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday. Hakan Bey'in dediği şimdi %95 dedim ya o %5 ihtimali içerir sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklama. Ekrem İmamoğlu da diyor ki görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmaya karar verdi. Bu partinin de genel başkanıdır. Hakkıdır aday olmak. Ama %5 ihtimalle olur da olmazsa top önüme gelirse ben buna vurur, vururum diyor. Bu açıklama bu açıklama mı? onu onu söylüyor çünkü hem Ankara'da tamam, %95 kapıyı... konusunda katılıyorum bu arada. Kapıyı tam kapatmıyor yani öyle e, tabii mi? Tabii çünkü Yok, yani hiçbir şey kesin değil, değil mi? Ama İstanbul'dan Kapatıyor da baksanız İzmir'den Şimdi de baksın. Ben tecrübeyle ilgili anlatayım, bitirsin Cembe. bakalım bir müsaade tabii, tabii, edin. Bitirsin sonra... ondan sonra anlatayım ben. Yani İzmir'den de bakınca, İstanbul'dan da bakınca, Ankara'dan da bakınca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %95 aday ama popülaritesi olan halk yani demokratik meşruiyeti olan her aktörde Sayın Ekrem Mamaoğlu gibi o yüzde %5'e bakarak şunu diyor. Ya diyor bir şey olur da top önüme gelirse ben buna vurabilecek konumda olayım diyor. Mansur Onu yavaş diyor şey yavaş ki. Ben Mansur Yavaş için de aynısının geçerli olduğunu düşünüyorum. Bunu, yani bunu bakın şöyle eğer Öyle, eğer, eğer çok katkı olsun çok özür diliyorum. Adayı ya Kılıçdaroğlu belirleyecek ya da kendisi aday olacak. Yani bugünkü nokta o. E gayet de zaten Ma Mansur yavaş zaten öyle yani Mansur zaten... yavaş ne dedi bugün ittifakın da e, zaten... başka bileşenleri var. Ama bakın, İYİ parti cephesi var. bakın ne diyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğludur zaten. bilme bu bildiğimiz bir şey bence. %95 ihtimalle. Bilmediğimiz şey partisinin tek başına mı adayı olacaktır yoksa muhalefetin ortak adayı mı olacaktır. Henüz onu bilmiyoruz. Zaten yani. olabilir işte ama süre gelen müzakerede zaten bu. Ben, Peki, bu dediğiniz öyle arkadaşlar. İttifakın çatı adayı noktasında söylüyorum. Aday ya olacaktır ya da onun belirlediği bir isim olacaktır. Zaten bugünkü tartışmanın... Bu Ama Çatay'da bu. olacağını varsayıyorsunuz. E tabi. Geçen hafta aynı şeyi söyledim ya. Ben okuyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Can be, aday bu olur. arada Can bu Bey'in dur, söylediği dur, dur, şey çok önemli. Yani <laughs> diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %95 ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'dur. E, %5'lik bir pay var. E, bu pay nedeniyle de hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş hala kapıyı aralık tutmaktadır. E tabi bu da siyasetçi için son derece normaldir. Yani yakın, orta, uzak bütün siyasi hayatımıza, bütün dünyaya bakın. Siyasetçiler için bu kadar kesin konuşmak akıl kârı bir Ma iş değildir. Doğru Masum, bir strateji Masum değildir. Masum Bey'e soracağım ama önce şimdi İmamoğlu mu şu anda daha popüler? Mansur Yavaş mı? Şu anda daha popüler. E, bu konuda da benim kafam karışık. Yani bazı noktalara bakıyorum İmamoğlu'cuların sesi daha fazla çıkıyor. Bazen Mansur Yavaş diyenler daha fazla İmamoğlu arayı kapadı. bir on, Şimdi 3 araştırmacı var e, aramızda. Hil Hilmi Bey sizde hangisi ön planda? <laughs> yani Yavaş <laughs> mı İmamoğlu mu? Bizde bizde bir yıl öncesine kadar İm İmamoğlu tüm araştırmalarda e, öndeydi. Bariz bir şekilde öndeydi. Ancak Son bir yıldır e, Mansur Bey e, İmamoğlu'nu e, biraz geride bırakmış durumda. E, dolayısıyla e, aslına bakarsanız Ekrem Bey de belediyeyi öncelemeye e, yönelik yapmış olduğu açıklamalarla taktiksel olarak kendisi daha önceki işte belediye dışındaki farklı işlerle genel siyasetle gündeme geldiği için yıpranmıştı. O yıpranmasını ortadan kaldırmak için o, o tip mesajlar veriyor. Mesela e, yani bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda e, Erdoğan karşısında e, Mansur Bey 41.8 e, Mansur Bey 46.7 Erdoğan iken e, 36 İmam 36.4 İmamoğlu 46.3 e, Sayın e, Erdoğan Böyle bir, bir daha Bu son araştırmalar. Son, son, son sonuçlar mı bunlar? Yani. Son son ara, Bir daha söyler misiniz? Son, evet. Yani siz halka şunu soruyorsunuz: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı, Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu evet. mu? Ne çıkıyor? İmamoğlu. Bir daha verir misiniz evet. rakamları? Ee, Erdoğan 46.7, e, Mansur Yavaş 41.8, Erdoğan 46.3. Ee, Ekrem İmamoğlu 36.4. E arada. Bir de şöyle Ma soruyoruz. Mansur Yavaş daha çok daha fazla yani öyle e hesaba katılmayacak e denli bir fark yok arada büyük fark var. Mansur yavaşla ile İmamoğlu büyük arasında. Mansur var. Yavaş daha önde görünüyor. Mesela bir de şöyle bir şöyle bir sorumuz var Sayın Hakan. 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy verirsiniz diye sorduğumuz açık uçlu bir soru var. Burada Recep Tayyip Erdoğan diyenler 40.2, Mansur Yavaş 16.1, Ekrem İmamoğlu 7.1, Kılıçdaroğlu 6.3, Demirtaş 5.5, Akşener 4.6. Daha önceki araştırmalarda Kılıçdaroğlu çok daha aşağılarda çıkardı. Kılıçdaroğlu şu an ee, üçüncü sırada çıkı, çıkıyor muhalefet Peki. adaylar için. Kim Bey, bir dakika. Ee, dik, Can, dikkat Can. edin, Akşener, Akşener Demirtaş'ın da altında çıkıyor. Can Bey, ee, sizde nasıl çıkıyor? Bizde biraz daha farklı. Aynı soruyu soruyor musunuz? Yani e, sormadığımızı söylemem lazım çünkü bu ortak aday sorusu biraz afaki olduğu için e, çok sormamaya e, gayret ediyoruz çünkü ortak adayın nasıl oluştuğunu. Henüz bilemediğimiz için çok sağlıklı olmadığı. Sorduğumuz dönemlerde, nasıl? Sorduğumuz dönemlerde Mansur Bey e, hep önde çıkıyordu, Ekrem Bey biraz arkasına çıkıyordu. Son zamanlarda ama Ekrem Bey farkı kapatmıştı. Çok yakın çıkıyorlar. Son zamanlardan kasıt ne? E, son bir ay, iki ay, beş ay, on ay, üç ay öncesinden bahsediyorum. Onun da sebebim şuna bağlıyorum. E, Sayın İmamoğlu e, Türkiye adına bir şeyler söylemekten ne zaman İstanbul Belediye Başkanlığına odaklandı? Ve İstanbul Belediye Başkanlığı ile ilgili konularla gündeme gelmeye başladı. Orada Mansur Bey ile olan farkını kapattı. Abi o zaman Hilmi Hilmi Bey de aynı şeyi söylüyor. O zaman belediye başkanı belediyeye fokus olursa, tabii. Ahali bu işten memnun oluyor. Tabii yani. tabii tabii. Ben Öyle mi? zaten yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bunu gördüğünü düşünüyorum. Zaten son yaptığı açıklamayı da. Biraz yeni bir pozisyonlama olarak değerlendiriyorum. 6 aydır da bunu yapıyor. Doğru. Yapıyor yani zaten yani onun sonucudur bu açıklama. aynı aslında söyleştir kişinin Çünkü lafa bakılmaz zaten. zaten. Şu anda evet dinliyorum. Bitti mi pardon? Bitti. Siz de sordunuz mu? Tabii yani, hep soruyoruz. Erdoğan mı yavaşça Hilmi, Hilmi Bey'in söylediği gibi soruyoruz. Yani daha çok açık uçlu soruyoruz. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz diye. Orada ne çıkıyor? Erdoğan birinci çıkıyor doğru. O 35 ile 40 arasında değişiyor. Yani Hilmi 40 dedi ya. Bazen 36 çıkıyor, bazen 39 çıkıyor, bazen 40 çıkıyor. Yani o, o güncel olaylara göre değişebiliyor. İki, yani iki numara... İkin, ikinci sırada aşağıda e, yakın zamanlara kadar değişti ikinci, üçüncü. Mesela önce Mansur Yavaş gitti. Sonra bir ara Ekrem İmamoğlu ikinci gitti. Ama hep yakın. Mansur Yavaş da üçüncüyken dibindeydi yani. Şimdi birkaç aydır Can Bey'in yapmıyorum dediği dönemde Hilmi'nin söylediği gibi Mansur Yavaş ikinci çıkıyor ama bizde Ekrem İmamoğlu daha yakın çıkıyor. Yani yedi değil. Ma, yani Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'ndan daha önde çıkıyor. Şu anda birkaç aydır öyle çıkıyor. Evet. Mesela 13-14 Hilmi de öyle bulmuş galiba. 14 mi dedi? 16 mı dedi? Ne dedi? Ne dedi? 16 dedi. 16, dedi. 16 dedi. 17 bulduk. 16 sürdü. 7 de Ekrem Bey'i. Tamam. Mansur Yavaş'ın 15-16'sı bizde de çıkıyor. Peki siz şöyle soruyor musunuz? Hı? Tayyip Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Tayyip Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Sorduk. Onu Orada da sorduk ne çıkıyor? söyleyeceğim. Ama burada bizdeki aşağıdaki 6 kişi farklı. Bakın İmamoğlu hemen Mansur Yavaş'la kafa kafaya yakın. Meral Akşener arkalarından geliyor. Yani muhalefetin en çok çıkan 3 ismi e, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener. Çıkıyor. Kılıçdaroğlu nerede? Kılıçdaroğlu evet. daha yeni 5'lere 6'lara çıkabildi. 7. sırada bizde. Şeyde Hilmi, Hilmi Bey'de biraz farklı bu. Hilmi de dördüncü. Yani evet. bir, birkaç evet. puanla dördüncü. Hayır Akşener bizde çok. de beş buçuk. Akşener geride buluyor yani Hilmi Taş demiş. Evet. Onu işaret etti. Demirtaş'ın da arkasında dedi. Bizim de beğeni sıralamamız öyle. Belediye başkanlarını dışarıya çıkarttığınız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan, ee, arkasından Akşener geliyor. Belediye başkanları yok çünkü bu sıralamada. Sonra Devlet Bahçeli, sonra Kemal Kılıçdaroğlu diye devam ediyor. Öyle. Sıralama bizde de böyle. E, Kemal Bey. Belediye başkanlarını koyarsanız 2 3, 2 belediye başkanı, sonra Akşener, sonra işte Selahattin Demirtaş, şey Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş falan gidiyor. Ama orada Bahçeli daha yüksek çıkabilir çünkü AK Parti'ye e, Erdoğan diyorlar birçok milletvekilleri. Aday bizim şey dedi ya Devlet Bahçeli. O soruya gelince, teke tekli bir, sorduğum bir soruya oraya gelince, oraya bir gelmeyin. Hı? Unutmayın sözünüzü. Ben şey de, söyleyecek çünkü. Ha, e, Zafer yarın, Bey de işaret ediyor. Yarın ben de köşe'mde bir anket yazdım. Ee, ama isim vermeyeyim. Çünkü bu bir siyasi partinin tamamen bu sel ve doğal afetler sonrası durumu görmek için yaptırmış olduğu bir çalışma. Ya bu arada üç tane kamuoyu araştırması var burada. Şimdi Can Bey dedi ki az önce ben ona takıldım. Hani matematiğini bilmiyorum. Kararsızlar dağıtılmadan %11, 12 çıkan bir parti kararsızlar dağıtılınca 16 olabiliyor mu? Olabilir. Sebebini çok hızlıca anladım. Yok yapmayın ne olur bu teknik konu. Yok yani Reklam arasında kendi aranızda konuşun. Ama bir dakika şimdi çıkmazmış. Yok yok yani, ben ama haklı, ama haklı ya. Peki, şimdi, yani. Ne, ne oğlum, şimdi diyorsun, şunu reklam arasında konuşun ya. Yani. AK Parti'de 31 çıkıyor dağıtılmadan evet. ama dağıtınca 39 çıkıyor. Peki 30. sonra konuşursunuz Bana ne Bana çok olursunuz. inandırıcı yani. gelmedi. Tamam, ama bir dakika bunu demeyin. Bunu derseniz cevap vermem gerek. Şöyle ben bir bitireyim o zaman. Benim görmüş olduğum ankette de e, açık uçlu soru Kimi cumhurbaşkanı görmek istersiniz yüzde 44 ile cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıyor. İkinci sırada yüzde 16 ile Mansur Yavaş var. Üçüncü sırada 10.5 ile Meral Akşener var. Dördüncü sırada 6.5 İmamoğlu. Beşinci sırada 6 Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu. E, yani bu size rakamlarına yakın. Evet yani evet. E, aslında sizi de e, yer yer doğrulayan bir e, aşağı yukarı evet. anket. Şimdi bu tamam, şunu gösteriyor. Demek ki Millet İttifakı'nın adayının merkez sağdan da oy alabilecek bir isim olması Ama Ekrem İmamoğlu'nun o kadar arkada olması benim için çok şaşırtıcı. E, o kadar geride olmaması gerekir diye. Ama ben şöyle nedense daha belki son dönemde toplantılarda daha önlerdeydi. Son evet. dönemde Ahmet Bey bu İstanbul özelinde işte bu belediye icraatları konusunda yaşananlar var. Ee, bir baktığınızda belki bunlar yine Parti içi dengeler söz konusu. Biraz yıprandı sanki Ekrem Bey. Peki. Yani bu iki buçuk yılda biraz Hakan Bey. yıprandı gibi. Şimdi Cumhurbaşkanı tek tek sorulduğunda ki ben bu soruyu sağlıklı bulmamama rağmen soruyoruz. Yani biz zaten burada bir sağlık aramıyoruz. Bir işaret hani. Bir... Şu anlamda dedim sağlıklı bulmuyorum diye. Ya açık uçlu sorduğunuz zaman insanlar gönlünden geçen ismi söylüyor ya size. Siz bir şey söylemediğiniz zaman o benim için çok anlamlı. Tabii ki. Yani Erdoğan'ın birinci çıkıp. Mansur Yavaş ekranı o Bey. sıralama Meral Akşener önemli benim. %100 katılıyorum ama sonuçta öbürü de bir ölçü veriyordu. Bir sonraki adımı hesap tamam. ediyor. Diyor ki ya diyor mesela benim kafamda var. Sanırım bizi izleyen herkes bunu düşünüyordur. Tayyip Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş çıksa mı daha başarılı olur? Tayyip Erdoğan'ın karşısına Ekrem İmamoğlu mu çıksa Aslında daha şöyle başarılı demek olur. Lazım. Bu soru ikinci turun sorusu. Biliyoruz. Açık Elbet. Uçlu olan birinci Elbette. turun sorusu. Beyler biliyoruz bunu. bunu. Bu Biz bir ha. işaret almak istiyoruz. Ha. Evet. Tayyip Erdoğan'ın karşısına Meral Akşener mi çıksa Tabii. başarılı olur. Yani bir şey yapıyoruz. Anladım, yoklama anladım. yapıyoruz ya. Tamam yoklama. Bizde şöyle çıkıyor. Şimdi Hilmi dedi ki 46'ya 41 dedi Hilmi Bey. Aşağı Hangisi yukarı. için? Mansur Yavaşla Erdoğan için. Ee, şimdi orada Cumhurbaşkanı ile. Mansur Yavaş'ın arası 5 puan gibi Hilmi Bey'in söylediği şeyde. Bu aslında fark 2,5 demektir. Yani 2,5 buradan buraya geçse kafa kafaya. Geç. Tabii. Dolayısıyla araştırmalarda 2,5 puana yakın hata payı vardır. Bunu şunun için söyledim. Bizde <laughs> daha yakın çıkıyorlar. Mansur Yavaş ile Erdoğan mı? Evet. Mesela 46'ya 44 çıkıyorlar. Ama Ekrem İmamoğlu da o civarda çıkıyor. 46'ya 43 çıkıyor. 46'ya 42 çıkıyor. Bir ara Ekrem İmamoğlu 46'ya 43-44 çıkıyordu. Bu şu demektir. Hata payını da hesaba kattığınızda seçim biraz kafa kafaya yakın demektir. E, Hakan Bey sonuçta Erdoğan'ın kazandığı zaten o... bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakın 52 ile kazanmış. Zaten 52 ile aldı. Yani evet. Doğru e... doğru. Sonuçta yani bu şaşırtıcı değil. Değil bence bir, değil. Bir iki puan farkla kazanmış yani sonuçta. Zaten bu seçimde tek bir şey belirleyici olacak Hakan Bey. Hayat bağlı, İnanın. Ne işsizlik, ne başka bir şey, ne metal evet, yordu, ne pandemi, hayat siz, pahalı. Siz ne diyorsunuz Masum Bey? Bir, bir kere Ma ben şöyle söyleyeyim. Yani Mansur Yavaş mı, İmamoğlu mu? Şimdi bir kere ne İmamoğlu ne Mansur Yavaş şu anda Cumhurbaşkanlığı'nı düşünmüyorlar. Ya Aslında şeyin açıklamasında da var. İmamoğlu'nun. İmamoğlu'nun. Daha evvel Mansur Bey'in de var. Niye düşünmüyorlar? Büyükşehir Belediye Başkanı yalnız seçimi kazanmak değildir. Beraberinde belediye meclisinde de çoğunluk olacak şekilde sürüklemektir. Yani diyelim ki İstanbul'da Beyoğlu ilçesinde CHP kazanmayabilir ama CHP belediye meclisinde fazla oy almalı ki İmamoğlu daha rahat çalışsın. Şu anda ikisi de aday izleyip ayrılsalar Yerlerine seçilecek başkan AK Parti olacak. Belediye meclisinde AK Parti hakim. Şimdi hemen denebilir ki kim kaçabilir Cumhurbaşkanlığında? şey Cumhurbaşkanlığı ben diyecek... için Belediye Başkanlığında. Hayır. Belediye Başkanlığı'nı bıraktığı anda beklediği oyu alamaz. Neden? Çünkü ben Beyoğlu Belediye Başkanlığı alacağım diye ya da Belediye Meclisi'ni kazanacağım. İmamoğlu'yla beraber hayal eden ve onların da çevresi olan yani sosyal sermaye dediğimiz bilimdeki o yapı birdenbire çöker. O zaman niye verirsin şey İmamoğlu'na? Ama Sayın Bakanım özür dilerim kesmek için değil de burada kişilerin <laughs> istediğini konuşmuyoruz. Halkın istediğini konuşuyoruz. Şimdi bakın halk bu insanları halkın istiyor. Halkın bu istediğini İmamoğlu de. İsmi ne sürüyor? İmamoğlu Ekrem zaten. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Meral Ak ama Akşevi. bakın İmamoğlu'nun o son şeyde İstanbul'u alan alır dediği bir kere İstanbul'u ikinci seçimde almak ister. Bu birincisi. Peki Masum Bey denilen... bir, şey... bir, dakika. Tabii. Ekrem İmamoğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, işte Saadet Partisi Genel Başkanı falan hep birlikte deseler ki ya kardeşim Ekrem Bey biz düşündük taşındık sen bu işi yapabilirsin ancak. Ya da gidip Mansur Yavaş'a bunu teklif etseler. Yani sen çık evet. Millet İttifakı'nın adayı ol. Yani. O gün hepsinin siyasete... Oraya yapıyorlar. geliyorum. Nasıl biter ya? Adam... Hayır, hayır. Hayır o mı diyecekler? Hayır, 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 mı diyecek hayır yani? oraya geliyorum. O gün hepsi siyasetten emekli hayır, emekçelerini... Hakan Ayrıca başka bir şey soruyor. Ama ben hayır, hayır, hayır. Oraya hayır, geliyorum. Bu, bu siyasetin ba olağan bakayım, akışı... Hayır, da bu hayır, yok. hayır. Bakın şimdi aranızda bu ha, böyle duyguları... Böyle bir şey olamaz diyorsun. Bu duyguları... Ve emekli emekli ya oluyorlar. Yapmayın Zafer. Ben bu duyguları yaşamış kişiyim. Yani siyasetçi olarak nasıl adım atacaksın? Hiçbir siyasetçi yalnız bulunduğu konumu hayal etmez. Yani ama hiçbir zaman kendisinin kellesini götürecek davranışta da bulunmaz. İşte aynı şeyi, tamam, aynı söylüyor, şeyi söylüyor. Tamam ama bak şimdi. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu kendi ağzından ben adayım demedi şu ana kadar. Ama ne dedi? O bütçe konuşmasında aday olmayacağımı kim söyledi size? Bir, o laf kimedir? Şu anda Cumhurbaşkanı adayı olabilecek, milletvekillerinin ayrı ayrı çıkıp grupta bir ayrışma olmasını engelledi. Yoksa İlhan Kesici var, Mehmet Akif şey Hamza, e, Ham Hamza Çebi, Akif Hamza Çebi var. Yani o. Tabi tamam, evet, onu engelledi. bir tabii, tabii evet. kere onu engelledi. Karar günü belki bunlardan birisine karar verecekler. İkincisi belediye başkanları da bunu söyleyip kendisine muhalif yaratmak istemez herkesten iyi olmak zorundadır üst kadrolarda. Şimdi bunu bir de siyasiler şunu hesap ederler. Yani biz her ne kadar bazı arkadaşlar yok erken seçim olmaz. şey olabilir derse de ben hep söylüyorum Cumhurbaşkanı 11 yıl başbakanlık 7 yıldır da cumhurbaşkanlığı yapıyor. En deneyimli ve işi bilen kişidir. O isteyecek erken seçimi. Erken Neyse o ayrı bir. Anlarsa. Masum Bey ben şunu hala anlamadım. Siz şunu mu diyorsunuz yani Ekrem İmamoğlu'na e, CHP, İyi Parti, bütün Millet İttifakı'nın... Onu dışında... dedikleri zaman problem yok zaten. Bakın o teklifin gelme saatine kadar önemli olan kendini korumak. Peki böyle bir teklif gelebilir mi? Bu siyasetin doğası. Ben boğası... şu anda geleceğini sanmıyorum. Ha, yani Zafer Bey e, çünkü o olmaz diyor. Gelmez şu anda. Hakan Bey oraya bir şey koyalım. Ama yani ama ama, ama bu mi? iki belediye başkanı akıllı belediye başkanları. Tiraz etmiyorlar. Hatta bu açıklamaları bile niye yaptılar diye şaşırıyorum. Yapmasalardı keşke. Şimdi şöyle çünkü onları konuştukça ben söylediğini gelecek bizler. belediye başkanlıklarını şey o aday olabilir, kazanabilirler diyoruz. Her ne kadar sıkışılınca İmamoğlu ne yaptı ki diye soruluyor. E Bir şey yapmadıysa o zaman sıfır oy çıkardı. Yani Şimdi, yani Bey, bu, bu 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 tartışma yapıldı. nasıl biterdi biliyor musunuz İmamoğlu tartışması? Şimdi bir gazeteci arkadaşım yazmış çok doğru. Çıkıp deseydi diyor, ben aday değilim, bizim adayımız Kemal Bey'dir. Her CHP'li genel başkanının Cumhurbaşkanı olmasını dememiş. ister deseydi diyor. Ben iyi idememişti. <laughs> Bunu söylemiş mi? Söylememiş. Şimdi Kemal Bey'in bir açıklaması var. Siyasetçi yap demiş söylemiyor. Biz diyor adayımız diyor. Hakan Bey çok özür diliyor. Kararlarsa varım diyor yani. Bizim adayımız yani. diyor Kemal Bey. Seçildikten sonra diyor kişisel hırslarına değil mi teslim olmayacak. Türkiye'yi parlamenter sisteme götürecek yetkilerini paylaşacak biri olacak diyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda Mansur Yavaş bu profile daha uygun. Ee, yani o seçilir Sembolik kalmayı kabul eder. Ama siz Ekrem İmamoğlu'nun sembolik kalacağını, yetkilerine e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i devredeceğini düşünüyor musunuz? Bence etmez. Hayır. hayır. Dolayısıyla Bir buradan kere, da... Siz hakkında aklında karar veriyorsunuz. Şimdi bakın yani buradan da mi? yani şunu Nereye görüyoruz. Siyasi ben şunun ki. için itiraz ediyorum. Hiçbir aday, belediye başkanı adayı teklif alırsa, teklif edenler, zaten ölçü biçerler. Yani böyle bir günde değil ki görüşmeleri olur, birbirleriyle yoklarlar. O andaki tepkiler önemli. Yani siz böyle biz kendimiz birisi olabilir. Niye Ekrem İmamoğlu'nun nesi eksik? Yani e olmaz. Peki, ya olmaz ya da ben, ya da Mansur Yavaş'ın nesi eksik? Şey fazlası ek, var diyorum. Ekrem İmamoğlu değil, neden? Ekrem İmamoğlu bizim adayımız Kılıçdaroğlu Deseydi tartışma biterdi dedi Zafer. Ee, siz de dediniz ki... Demez. Demez. Ne, niye? Niye? Desin, niye Böyle bir teklif geldiği zaman... Ya bağlasın e, ba ki. Ba yani. Bağlıyor kendisini. Bir. Ola ki koşullar onu gerektirir o gün. Yani bir kere bir. iki. Ben bu açıklamayı bile danışmanı olsaydım yapma derdim. Neden? Bu açıklamanın ne sakıncası ne, var? Demesin ki tartışılsın sürekli belediye başkanlığı seçimine giderse aday olmazsa bir kere gündemde... Yani, Ama o tartışmadan e, zarar görmeye başlıyor. Yok fazla değil. Ben şimdi bir şey yaptım. Ee, çalışıyorum üzerinde bizim arkadaşlarla. Ee, ne iş yapmışlar İstanbul Belediyesi'nde? mukayeseli. KSL'i. Bir de bir soruyorlar ya. Neye övüyorsun? Bakın ben realist konuşmak zorundayım. Ankara seçmeni olsaydım Mansur Yavaş'a oy vermezdim. Ama onu tanıdıktan sonra şimdi oy veririm. Ekrem İmamoğlu'na birinci turda oy vermedim. DSP adayına oy verdim ama ikinci turda ona oy verdim. Başka bir aday olsaydı da vermezdim. Şimdi hep söyleniyor ya bu birden bire bir kere birden bire çıkmadı. Önce Beylikdüzü ilçe başkanlığı, sonra Beylikdüzü belediyesini aldı. Sonra Kadir Kadri Topbaş ayrıldığı zaman CHP'nin adayıydı mecliste. Bir. Burada bir hırsla ilgili değil. Siyaset yapanlar hep yüksek ilmezlerler. Eskiden belediye başkanları milletvekili olmak istiyordu. Şimdi milletvekilleri belediye başkanı olmak istiyor. Hatta ilçe belediye başkanlarına fitler. Yeni statüleri, yetkileri dolayısıyla. Onun için bu hırslıdır filan dediğiniz zaman aslında ben vatandaş olarak hırslı olanı seçerim. Hırslı olsun ki Türkiye'yi daha güzel temsil etsin. de, de Bu arada bu yaptığınız çalışmada yazacak bir şey buldunuz herhalde değil var, mi? Var var. Şimdi, yani, <laughs> Hakan Bey, hayır, hayır. ya Nisan Hakan, ayında anket bak. yaptık 3000 kişiyle İstanbul'da e, Bu pazar seçimi olsa yine %52 İmamoğlu'nu seçeriz diyor toplum razı Çok Yapmayın. yani toplumun razı olması Başka bir şey hizmet ve belediye Hizmet var hizmet ben, Hakan Bey yapacağım. hemen döneceğim size ya, İnsanlar otobüs itmekten Bir hal oldular ya koca kentte Yani her gün ortaya bir şey çıkıyor arkadaşlar Biz yani bu insanları cumhurbaşkanı yapmaya Çalışıyoruz da 16 milyon insanın da Belediye hizmetlerinden mahrum olduğu bir süreci yaşıyor. Bana söyleme. Öyle, öyle Hayır, hayır. Ya. O hiç belediye değil. hizmetleriyle alakalı hiç bir şey değil. Hiç Neyle değil. alakalı? Millet İradesi seçilmiş değil. bir maykecinin duruşu. Hiç mi öyle orası? değil. Bakın. Sayın Bakanım, o çalışmayı önce biraz de, evvel ya, Sayın Nurettin Sozenli söyledik değil mi? Sayın Bakanım, tarihe gitmeyin. Hayır, 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 tarih değil. Nurettin Sozen seçildikten sonra kendisinden önce yapılanları bir süre durdurdu. Sonra başladı ama geç kaldı. Tayyip Erdoğan'ın, Recep Bey'in özelliği ise başlarken Nurettin Sözen elinden tuttu. Ve bütün açılışları, bütün temel atmaları, onun zamandaki projeleri evet. beraber... E, nereye yaptı. varacaksınız? Şuna varacağım. Şu anda en önemli şey Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, ben onu araştırdım, baktım. Devraldığı projeleri kapattı mı? bir Sürdürüyor. Sürdürüyor, belki. Sürdürüyor, kapatıyor, metro inşaatının üstünü kapattı. Hayır Hatan efendim, ederim. hayır. Ben siteye baktım belediye Değil. Şu dünya kadar kalem var. Ya konu o değil. Yapmayalım. Ya tabii ki olsun çalışsınlar. Yani kimsenin buna bir itirazı 65 olmaz. 65 milyarlık yatırım projesi devralıyor. Beyler İstanbul'daki belediye çalışmaları konulu bir program yaparız. Bence de ya. Konuşuruz Hakikaten. bunları. boş verin. Şimdi Aslında ben gerekli biraz yok. Biraz önce Zafer, yani, Zafer Bey dedi ya. Şey açısından görmeli gerekli. Ya Masum Bey bu konu çok göreceli bir şey. Yani tabii. siz çok başarılı bulursunuz. Beyefendi çok Elbette başarısız ya, bulur yani hak, bu 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 olmazdı. Yani. hak takdir eder. Ya. Bu böyle halk takdir eder. E, sürdür sürdür Aynı. götürülecek. Hak takdir ediyor diyorum. Hayır, halk ben, takdir. Tamam mı? Ben, 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 ben de öyle söyleyeyim. söyleyeyim. Yani biz onu yargılayamayız. Tabii ki ben de onu Bak, söylüyorum. ama yani son yılında söyler yani der ki 20 bey anket yapsa çalış. o da İstanbul'da şeyi bulur. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun bir seçimi kazandığını bulur. Yapmışsa da bulmuştur zaten. Ben şunu demek istiyorum. Demin dedi ya Zafer Bey. Ekrem İmamoğlu'na üç parti lideri anlaşıp bir teklif götürürse siyasi hayatlarının sonu olur dedi. Tamam mı? O şu. Burada en kritik konu şu aslında. Şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve Meral Akşener ilk üç tercih. Halkın tercihi olarak, muhalif tercihi. Tamam mı? Halk bunları istiyor bu üç kişiyi. Beğen beğenme. Burada problem şu. Üçü ya da ikisi anlaşıp, çünkü başka adaylar da çıkacak bu arada. Hiç konuşmuyoruz ama mesela Muharrem İnce 100 bin imzayla aday olacak adam. Mustafa Sarıgül 100 bin imzayla aday olacak. Neyi değiştirecek olacak? Değiştirebilir. Yani? Eğer muhalefetin yani CHP-İYİ Parti ittifakı yanlış bir adayla çıkarsa onlara büyük imkan doğar ya. Bunu hiç konuşmuyoruz. Bağımsızlar da çıkacak bir sürü. Vallahi çıkacak bu sefer. O, yüz, o yüzden bin. Millet ittifakının hata yapma lüksü yok. yok. Ama bu hata doğal olarak olabilir. Onu ortaya koymaya çalışıyorum. Nasıl doğal? O da yani? şu. Şimdi doğru aday bu üç kişiden biridir. Doğru aday, değil mi? Halkın tercihi. Yüksek oy alacak. Ama Kemal Bey bu üç kişiden birinin adaylığını kabul ederse genel başkanlığı kaybetme riski olur. Çünkü döner derler ki, ya çok çetrefilli bir mesele. Ama bu. ama bir dakika, çok kritik bir mesele. Anladım ama şunu söylemeye çalışıyorum. İşleri kolay değil. Evet A ama bir şey söyleyeceğim. Bütün bu söyledikleriniz ona gidiyor. Hassasiyeti söyleyeyim. Şimdi Kemal Bey tutup doğru olan üç adaydan birini ya siz üçünüzden biri olun dese koltuğu kaybetme ihtimali tamam. Oluyor. Genel yani, başkanlığı. Tamam. Bu sebeple bunu yapamaz, yapmaz. Şimdi ben bunu deyince bir mesajlar geliyor. Kemal Bey fedakardır onu tanımıyorsun bana mı Ya tanıyoruz. Bak iddia da ediyorum. Katiyen kendisinin dışında bir kimseye aday yapamaz. Gerçekten genel Yaparsa ne kaybede. yapacaksınız Hakan Bey? Yarın çıkar. Yaparsa da tebrik ederim. Bak fedakarlıktır derim. Ama yapamaz. Neden öyle yapamaz diyorsun? E, çünkü diyorsunuz. genel başkanlığı ölümcül bir şekilde kaybetmek istemiyor. Daha önce anlattım da, Bir e. daha anlatmayayım. Örnekleri var. Parti bile git dedi. 700 imza topladılar. 90 imza geri çektirildi. Yani ne yapıp yapıp kişileri aşıp, parti iradesini aşıp her şeyi açıp kalmak istiyor görevde. Dolayısıyla kararını Muhalefeti kim kazanır kararı etkilemeyecek. Burada sıkıntı dediğim bu. Peki, Genel başkan olarak peki, bunu kaybetmemek için peki, kendisi aday olmak. Bu seçimi de kaybederse nasıl koltuğunu koruyacak? Bu seçimde de Erdoğan Cumhurbaşkanı olur, AK Parti iktidarını devam ettirirse Kılıçdaroğlu nasıl Şöyle korumaya koruyacak? çalışacak, koruyacak demiyorum. Şöyle korumaya çalışacak. Birinci turda bu sefer Cumhurbaşkanı'nın 50'yi geçmesi zor. Hani geçemez demiyorum, geçe Ama zor. En parlak döneminde 52,5 aldı. E şimdi pandemi şu bu hayat pahalılığı falan zor. Seçim ikinci tura kaldığında, kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Muharrem İnce'ye ve diğer liderlere de şans doğacaktır. Onu da şart düşeyim. Hadi diyelim Kemal Bey finale kaldı Tayyip Erdoğan'la. Tayyip Bey, Kemal Bey'i diyelim 8-10 puan farkla yendi. Kemal Bey de 45 aldı, 46 aldı. Kimi koysanız 45 alır oraya. Doğru. Yani şimdi biriniz ha, o da şey mi diyecek? Ben de 45 ha, aldım Evet, bir. dönecek. E ama olur mu ki... canım? Onun kabul eder. Ya yani. yaşayacağız bunları. Ama olur mu Hakan Bey ya? Öyle bir saçmalık ya yani. siz Kemal Bey, Bey ölümcül bir şekilde o genel başkanlığı kaybetmek istemeyeceğini görmüyor musunuz Allah'lar? CHP tarihinde Ecevit'in Hakan Bey 77'de aldığı 42'nin üstünde bir sonuç var mı? Yok değil mi? Yani şimdi, ee, yok. Ecevit'ten sonra ben, tabi, 47'den sonra mi? ben 47 e aldı. E, o daha eski zaman. In İnönü döneminde iki partili dönem olduğu için var. Hilmi bir şey söylüyor? Yani bu önemli bir referanstır. Ben partiyi 47-48'e getirdim, işte şu kadar. Ya onu onu ama insanlar da ya, yani herhalde referans hayır. olmaz ve bunu Orada, anlamayacak kadar. Muharrem İnce'nin için kadar... 30 aldığı, aldı, demedim mi ben sokakta genel başkan oldum diye? Yani bu hali de ortada. Değil mi? Neyse yaşayacağız, göreceğiz. Bakalım fedakarlık yapacak mı yoksa koltuğu mu kaybetmek istemeyecek? İkilen bu yani, gerçek ikilen bu. Ben Hilmi'nin ne dediğini anlamadım, ne dedi? Hilmi Bey ne diyorsun? O da galiba Muharrem İnce örneğini şunu, şunu söyledim, 77'den sonra Muharrem İnce'nin bir önceki seçimde aldığı oy vardı. 40.6 idi yanılmıyorsam, o 40.6'lık oyu hiç kimse görmek istemedi. Muharrem İnce'nin şu 30. anki 20. hali 30. ortada. 20. Bir şekilde oyunun dışına itildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E, öyle. Orada Cumhurbaşkanlığı hakim mı diyorsun? Taraflar. Cumhurbaşkanlığı yani o da belli ölçüde CHP'nin aldığı oy sayılabilirdi. Evet 30.6 Arkadaşlar şöyle o yani. O tarihten sonraki. ikinci tur olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalacak. %46 falan oy alacak, ondan sonra da bakın ben 140, %46 aldım diyerek kendisini ve durumu savunacak tezinize katılmıyorum. Çünkü o bu ben tezi hiç kimse yemez, böyle bir şey olmaz. Can Bey siz lütfen konuşun, ee, öyle beni konuşun. Ben, ben bir soru sorabilir miyim? Herkes yer Hamele Hamele. 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 Bir Can Bey'i dinleyelim ondan sonra mi? olur mu? Bir, bir, bir soru sorayım bu konuyla ilgili. Hakan bayrakçı desteklemek adına bir soru izniniz kime soracaksın o kadar yıllık gazetecisiniz genel Burası. olarak şeye masaya bir soru o kadar yıllık gazetecisiniz ee, zafer Şahin de e, genç bir gazeteci siz de genç Çok da mi? genç soru sayılmaz şey Zafer. <laughs> biz seninle genç, aynı yaştayız. Yani, yani yine de... kendi gençliğine bunu yapmak e, istiyorsan benim hazinem yapma. şunu, şunu <laughs> soracağım. Yani Hangi seçim sonucunda hangi genel başkan e, bu seçim sonucunun kendisi açısından başarısız olduğunu söyledi evet, de orada evet, bir açıklama doğru, bizi, doğru, bir doğru, eleştiri doğru. getirdi. Ben herkes adına söyleyeyim yani. yani burada Yok da öyle. olmaz o hiçbir şekilde. Bir Deniz Bey 99'da ayrılmıştı sonra geri geldi. Evet doğru. Can yani. Bey, bir de Bahçeli. Bahçeli de bıraktı bıraktı şeyler ya. bıraktı. Şimdi evet. şöyle bir kere Mesut Yılmaz bıraktı. 2023 seçimlerini önceki seçimlerle kıyaslamayı ben çok doğru bulmuyorum açıkçası. 2020 bir kere şöyle bir şey var. Ben ee, muhalefetin adaylığını şöyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Her siyasi parti günün sonunda kendi adayını çıkartacak ve bu iş ikinci turda bitecek. Kim kalır ikinci tura muhalefetten onu şu anda kestirmek zor. Birkaç anketimiz var ama daha erken. Halk Partisi'nin ben... adayı Pardon. Yok şart değil. Kim yolcayla alakalı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kalır. Kimin adayı olacağıyla alakalı şimdi. Ya öyle gözüküyor da geneli söyledim. Yok olmak durumunda değil bu arada gerçekten. işte. ikinci tura kimin kalacağı çok önemli. Burada şunu kaçırıyoruz bence. Bana soracak olursanız ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımda siyasi bir jübileye hazırlanıyor. Ben onu görüyorum. Orada size katılmadığını düşünüyorum. siz ne pahasına olursa olsun genel başkanlığı bırakmayacağı ne düşünüyorsunuz? Öyle bir anlatı koydunuz ortaya. O yüzden katılmıyorum ben. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir siyasi jübile hazırlığı içerisinde. jübile yani Haz muhalefetin kazanma ihtimali hasıl olacak demek istiyorsunuz. Şöyle ben hiç yani, ama nereden buraya nereden buraya geldiğimi söyleyeyim. Ben her şeyin her genel başkanın aday olacağını düşünüyorum muhalefette. Yani ortak adayla çıkılmayacağını düşünüyorum. O şey içerisinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalmasının daha düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunda. Çünkü seçmen şuna bakıyor. Seçmen ikinci turda Tayyip Erdoğan'a karşı kim daha başarılı olma ihtimali doğru. vardır yoktur onu doğru, değerlendiriyor. Doğru. Evet. Bir, tam anlamadım. nasıl? Yok, kritik bir şey söylüyor. Ben de kritik. Evet. Yani her siyasi tabii daha net söyleyeyim. Her siyasi parti genel başkanı e, aday olduğunda... Bana soracak olursanız Meral Akşener'in ikinci tura kalma ihtimali Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalma ihtimalinden daha fazla. Çünkü, Çünkü seçmen şuna bakıyor. Diyecek ki Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda Erdoğan karşısında yeterince performans Aynen. gösteremeyebilir. Aynen. Aynen. Tamam, Meral Akşener'e Akşener verelim Bravo. o onunla yarışır. Aynen. Öyle yani bir şey olmaz. Olabilir, olabilir. Cevheri kendi genel başkanına oy vermeyecek. E, vermeyecek. C yani c partisinde c hayır, hayır, hayır. bakın onlar ya, çok ya, Türk Sayın yani Bakan zaten Cumhurbaşkanı oy veriyorlar ya, bakın, ya. Cumhurbaşkanlığı seçimi yani, başka bir şey çünkü. CHP, yani, CHP oy veriyorlar. CHP bu, bunu düşündüğümüz zaman Kemal Bey e bayıldıkları için zaman oy zaman, veriyorlar. Mecburiyetten oy veriyorlar. Yok öyle olmuyor. Bakın başka bir şey var orada. Çünkü zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na olan destek, beğeni seviyesiyle partinin oy oranına baktığınızda da arada bir e, tutmaz taraf var. Yani partili olup genel seçimde oraya vermek başka bir şey. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Aynen. Cumhuriyet Sayın Halk Bakanım, Partili, verin, halk böyle diyor. Cumhuriyet Halk Partili söyledi. seçmenin birinci meselesi Yani şu. Can'ın Can Bey'in söylediği halkın yani ya, ama kendi burada sesi. kendi sesi değil. Müsaade edin, tamam. benim, bu arada benim düşüncem değil. Ben bunu ölçtüğümden, biçtiğimden yani. söylüyorum. Evet. Anket sonuçları Cumhuriyet Halk söylüyorum. Partili seçmenin birincil hedefi şu. Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek. Tamam mı? Bu partiden bağımsız bir birincil hedef. Birinci evet, hedef. Doğru, doğru. Parti, genel doğru. seçimde yine gider partisine oy verir. O başka bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi yine son seçimde aldığı oy veya daha fazlasını da alabilir. Yani, ama Cumhurbaşkanlığı Ma seçimiyle bir dakika. Masum Bey siz niye böyle olmayacağını Son cümlemi söyleyeyim ama ondan sonra. Klik Cumhurba görüyor. Cumhurbaşkanlığı Şeyim seçimiyle genel seçimin seçmen bakımından değerlendirmesini bir görmemek lazım. Tamam. Cumhurbaşkanlığı bir, seçiminde öyle bir parti aidiyeti olmayabilir. Evet. Cumhurbaşkanlığında eee e verir de gene evet. şeyde milletvekiliğinde CHP'ye verir. Evet. Partide CHP'ye verir. Ya Mas masum Bey şöyle bir olay var. Son zamanlarda bu özellikle muhalefet seçmeni çok stratejik oy kullanmaya başladı. Doğru. İşte Bakıyor mesela öbür parti barajı aşamıyor, aşarsa evet, evet, iyi olur. Evet. Hemen gidiyor ona oy veriyor bir miktar falan. Evet. Böyle şeyler yapıyor. Yani Can Bey'in dediği bu stratejik oy kullanma Buraya şeyi belki orada. var mümkünse. Reklamdan sonra peki. Geçen seçim. Şimdi, oylar şey konsolider değil. Geçen seçim göster. Reklamdan sonra konuşalım. Tekrar birlikteyiz. Ya nerede kalmıştık? Ah. Can Bey, sizde mi kalmıştık? en son... Ben de kaldınız. Ah. Ben itiraz Peki. ettim. Yani şöyle söyleyeyim. Neye itiraz etmişsin? Ben, ben şuna itiraz ediyorum. Bir kere adayı <laughs> Millet İttifakı'nın adayının belirlenmesi ve Millet İttifakı'nın ortaklarının <laughs> yani kimler olacak tarafların belirlenmesi ancak seçime doğru ortaya çıkacak. Yani seçimden 6 ay, 7 ay önce. Şimdi bu seçimlerde bir ihtimal, düşük bir ihtimal ama sizin dediğini sorduğunuz soru olabilir. Liderler otururlar, o günkü araştırmacıların getirdiği bulgulara göre ya şey çıkar, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu karar verirlerse bu iki belediye başkanının kaçacak tarafı yok. İkincisi şu anda gösteriyor ki HDP'nin de Millet İttifakı'na katılımını sağlayabilmek için ikinci tur hesabı yaparlarsa Can Bey'in dediği gibi liderler kendileri aday olurlar ya da partilerinden birisini aday gösterirler. Şimdi ben biraz... İşte e orada diyor ki Can Bey, siz ona itiraz ettiniz. Ee, ikinci turu Tur'u hesap ederek diyor muhalif seçmen e, stratejik oy kullanır diyor. Evet orada kalmıştık aslında. İşte ben de orada Siz de diyorsunuz ki hayır canım olur mu? İşte bu nedenledir ki her partinin çıkaracağı aday bu stratejik hesaba uygun bir aday olacak. Peki CHP, CHP başkanları olmaz diyor. Olmaz. Yani Kılıçdaroğlu şimdi, olmaz mı? Kılıçdaroğlu şu anda siyasette herkes tenkit ediyor herkes ona saldırıyor ama CHP açısından 11 yıllık genel başkanlık deneyimi olan bir kişi. Yani genel başkanlık deneyimi hırslarını da perdeleyebiliyor. Yani eskiden Deniz Baykal biliyorsunuz hızlı fırlardı. Böyle değil. Bu biraz yavaş gidiyor. Ama Perk işte seçim kazanamıyor. Kazandı. Yani şimdi biz yalnız İstanbul'u konuşuyoruz. Bu son seçimde Adana'yı kazandı. MHP'den aldı. Mersin'i MHP'den aldı. Sayın Bakanım, evet. Türkiye genelinde Cumhur İttifakı 53 son seçimde. Belediye, büyük şehirlere bakalım. Onlar zaten 5 yıldır bu tarafa oy veriyordu. Hayır, hayır. İşte hayır. Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sistemi gelsin mi gelmesin mi İstanbul hayır dedi. 52 ile. Tamam. Yani 4 yıl önce, 3 yıl önce. Ama kazandı işte. Yani kazanıyor. Sayın Bakanım, Kemal Bey, 11 seçim iktidarın aldığı oyun yarısını aldı. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Şimdi bakın genel seçim genel seçimlere ölçü değildir. Bakın. Şimdi. Ve her kaybettiği yani gerçekten bir dünya rekoru mağlubiyet rekoru kırdığı halde her seçimden sonra da dedi ki biz bu seçimden başarılı çıktık. Şimdi bakın. normalde bu Moliyerlik bir vaziyettir. Tabii bakın. Moliyer nedir ya? Yazar, komedi yazarı. Yani komedi Fransız. <laughs> ya yani, bakın şimdi solun oyları Hani sol oy alamaz diye üzerine gidiyor ya solun oyları son seçimlerde. Anlamadım. Ben bir şey demedim. Ben hatta Kemal Bey'in aday olması lazım diyorum. Hayır hayır sen sol alamaz filan dediğin için söylüyorum. Adayın dedim. Merkez solun en oy yüksek alabilir. oy aldığı dönem 12 Eylül'den sonra e, CHP baraj altında kaldı dönem. Artı DSP 33'tür. Şimdi bu nedenle yanlarına Muhakkak ittifaka insanlar almak zorundalar. Neden yüzde otuz üçtür? Çünkü eskiden solu güçlendiren, o 42'ye götüren içerideki Kürt solcular ayrıldı. Onlar kendi partilerine veriyorlar. Şimdi böyle olunca sisteme baktığımız zaman Kemal Bey'in burada suçlanacak bir tarafı artık olmaması gerekir. Çünkü son dönemde aldı. Bu son dönemde eğer yine başarı gösterirse alır. Aslında ilk sorduğunuz soruda Cembi işin çözüm olan şeyini söyledi. İttifak daha çok millet için yapılır. Şimdi milletvekilleri için ittifak yaparken barajı geçmediği halde şey İyi Parti %9.8'le 40'a yakın milletvekili Girdi. aldı ama CHP de İttifak sayesinde milletvekili çıkaramayacağı illerde milletvekili çıkarttı. Sayın Bakanım 11 seçimin birini böyle birini şöyle. Sonuçta gerçekten 11 seçim boyunca iktidarın aldığı oyun yarısını almış bir liderden bahsediyoruz. Yani siz yerel seçimi ölçü veriyorsunuz. Yerel seçimde iki tane isim var parlayan. Hatta 3-4 isim. Birisi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi alan kişidir. Ankara'da Mansur Yavaş, Antalya'da Muhittin Böcek. Şimdi bu insanlar kişisel Mersin. başarılarıyla almışlar. Mersin. Mersin zaten CHP'deydi bundan iki seçim önce. MHP'ye geçti. Macit Özcan vardı orada yıllarca DSP'nin ve tamam. CHP'nin adayı. Yani Mersin bir CHP'ye, bir bu tarafa bir oyunu değiştirebilen bir kent. Türkiye geneli oyuna bakacaksınız. Türkiye geneli oyunda son yerel seçimde bile iktidar 53.5 oy almış. 53 buçuk. Bunu dikkatten kaçırıyoruz. CHP birçok kentte Sayın Kılıçdaroğlu HDP'nin ve İyi Parti'nin desteğini aldığı halde 29. Allah aşkına ya. Bakın toplam Türkiye geneli oyu 29 buçuk CHP'nin son yerel seçimde. Tamam. Ve HDP ve İyi Parti desteğiyle. Tamam. Ya garip yani bu kadar suçlanan Muharrem İnce tek başına sadece CHP CHP'de olarak 30 buçuk almış adam. Dolayısıyla ölçüler bahsettiğimiz gibi yani her seçim bir bahane elbette bulunabilir. Bu seçim şu sebepten, bu seçim bu sebepten. Bu seçim yağmur yağıyordu, bu seçim kedim damak kaçtı. Ama sonuç, bakın bu genel seçim, yine bu konuştuğumuz senaryolar olursa, Türkiye aynı filmi seyreder. Şimdi bir tek bir tane senaryo işi bozabilir. AK Parti'nin olur. Bir evvelki seçimde de hesap şuydu, ikinci tura kalacak, ikinci turda alırız. Evet. O işte bir tek bu hesabı tutturulamayan tarafı ben üç seçimde de gördüm. Ekmelettin İhsanoğlu'nda da aynı şey oldu. Bu son dönemde de aynı şey oldu. Bu hesaba göre yapınca çıkmıyor. Birinci turda kazanacağım hesabı yapılmalı. İşte o zaman sizin söylediğiniz doğru adayı bulur Millet İttifakı. Doğru aday üzerinde hiçbirisi kişisel hesap yapmaz. O zaman kazanabilir. Yoksa ikinci tur'a kalsa, e biz de bunu söylüyoruz. Zaten. İkinci tur'a da kalsa en fazla oyu kim alacak yine Cumhurbaşkanı alacak. Peki o zaman şöyle mi? E, o zaman araştırmalara bakılacak. Diyelim ki seçime 6 ay kala kim önde çıkıyorsa Mansur yavaş mı çıkıyor ya da Ekrem İmamoğlu mu çıkıyor artık hangisi çıkıyorsa obje ya da Meral Akşener veya Meral Akşener evet hangisi önde çıkıyorsa onu bir tür çatı adayı olarak gösterip evet, iki, seçime girip. 2-3 partinin adayı evet. yerleri ayrı. HDP ayrı mesela. Yok Belli olmaz. Ama o... bir şey HDP ayrı olursa zaten e, birinci turda muhalefetin kazanma şansı yok. Yok ya matematiksel tabii, olarak doğru. doğru. Evet, i̇kinci turda ki, zaten bravo. kazanmayacak ki. İkinci tur'a bırak. Ama ama o zaman peki hemli, madem ikinci tur'a kalacaksa muhalefet neden birinci hemli, turda çatı adayıyla uğraşsın ki? Emre, ben onu nasıl söylüyorum işte. He, tamam. Aynı, aynı gitsinler diyorum. diyor Bey'e söyleyin. Ayrı girmeyecek. İşte burada birinci turu düşünürse. Diyor ki birinci turda alamaz. Epe olmayacaksa iş işte. İşte ben de olması için, olması için. Olacak diyorsunuz. Olması için yani bir kere bir birinci turda almalıyız hedefine odaklanmalılar. da HDP diyor ki kardeşim diyor ben diyor sana öyle diyor ıı, arkada durarak ıı, gizli saklı ıı, kalmak istemiyorum diyor. artık benim de diyor bir kaprisini yansıtıyor e öyle olacak zaten yani şimdi bakın o gün geldiğinde Ekmelet'in İhsanoğlu'nda yaşadık bütün partileri gezdiler ve dediler ki size Adayı belirleyeceğiz. Biz gezdiler, anlattılar bize. Sizin ikinizin mutabık kalacağı adayı okeyleriz dedik. İçeride konuşuyorlar. Mutabık kalıyorlar. Orada paylaşıyorlar. Devlet bir sağda bilinen partilere ben söylerim diyor. İşte Büyük Birlik Partisi'ne, Saadet'e, Doğru Yol Partisi'ne. E, CHP'de DSP'ye bir söyleriz dedi. Aday açıklandıktan sonra bize söylemediler. Ben de açıklama yaptım. Dedim ki biz bu işte yokuz. 15 dakika sonra devlet bir devreye girdi. Görüştük. Görüşmeniz lazım dedi. Ekmelet'i İhsan Hoca ikna ettiler ve orada söyledi. bir söz. Nereye varacaksınız? Yani neyi yani anlıyorsunuz? Şuna varacağım. Aslında söylüyorlar gezerken. Bu kaldıkları zaman arayıp herkes He işin içinde olacak. HDP problem şurada HDP konusunda. Şimdi Millet İttifakı eğer e, HDP'nin de onayını alma çabası içine girer, kamu önünde HDP ile aynı fotoğrafı verirse o zaman da problem var. Hem İyi Parti açısından problem var, hem ahali açısından problem var. O ne olacak yani? Orada da bir çetrefilin yani var. Ben Öyle ah kolay değil orası. Ahali de fazla olacağını sanmıyorum ama İyi Parti tabanı üzerinde zaten şu anda yapılan bütün bu tartışmaların Hedefi İyi Parti HDP ile beraber misiniz deyip o, i̇şte o, o geçişkenliği hiç tartışma, tartışma yapmasan bile siyasetçi bunu gündeme getirecek adam çıkacak diyecek ki bunlar HDP ile işbirliği yapıyorlar diyecek falan yani o bir etkisi olmaz mı Hakan Bey? Yani ya şimdi mutlaka. bir şeyi bir şeyi atlıyoruz ya sanki biz seçmeni böyle robot gibi düşünüyoruz ve Gidecekler iki ittifaktan birine oy verecekler diyoruz değil mi? Şunu sorgulamıyoruz hiç. Ya bu seçmen belirli parametrelere bakarak bana ne veriyor? Bana ne vaat ediyor? Buna da bakarak oy verecek değil mi? Öyle Tabii, yapacak. Elbette. E şimdi ya biz ne, ne konuşuyoruz? Sabahtan beri ne konuşuyoruz? Aday kim olacak? Peki bu adayın tespiti niye bu kadar zor? Çünkü bir vaatleri var. Millet İttifakı'nın tek bir vaadi var. Ne o? Parlamenter sisteme dönüş. Şimdi siz halka diyorsunuz ki bana oy ver. Benim adayımı seç. E, peki sen ne yapacaksın? Ben seçilir seçilmez iki yıl içerisinde parlamenter sisteme döneceğim. Ya e ne şimdi, var bunda? Ne, siz Ahmet Bey 90'ları yaşamış, 80'leri koalisyon dönemlerini yaşamış bir insansınız. Sayın Bakan öyle. Allah aşkına bunlar daha bugünden adayı belirleme aşamasında birbirine düşmüş durumdalar. Hayır, siz o parlamentoyu, bir siz o parlamentoyu... Bu taraf diyecek ülkeyi, ki ben köprü yaptım, yol yaptım, işte hastane yaptım. İşte onu söyleyeceğim. Yaptım. Ya Bir tarafta Reklam bir adam var. Bana söz şimdi bakın bir tarafta bir Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeği söz konusu. En tarafkir araştırmada bile sağdan vuruyorlar, soldan vuruyorlar. Adamın partisi 35 gösteriliyor daha yüksek de. Kendisinin kişisel oyunu da hiçbir anket daha 40'ın altında gösteremiyor. Her şey çok kötü şu bu ama adam %40 en kötü ankette. Şimdi adam yol diyor, doğalgaz diyor, uzay diyor. Ha, bunları söylüyor. E sen ne diyorsun? Yani gelecek vaat ediyor. Doğalgaza yani, %15 zam gelecek geldi. Gelecek diyor. Bakın şimdi gelecek diyor. Ha işte bu mesela Can Bey kusura bakmasın. Evet doğalgaza %15 zam geldi. Doğrudur. Doğrudur. Yani bu da evet alıcısı olan bir şey. Haklısın hepimiz o bedeli ödüyoruz. Yani bunda bir şey yok. Önemli olan siz topluma bir umut vaat edebiliyor musunuz? Bir gelecek projeksiyonu ortaya koyabiliyor musunuz? Bakın tek vaat şu Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz. Parlamenter sisteme döneceğiz. Peki kardeşim o zaman doğalgaza gelen yüzde %15 zam gelmeyecek mi? Ya da siz doğalgazı bir abedel mi vatandaşa vereceksiniz? Eğer bunu söyleyebiliyorsanız herkes size oy verir. Ya Peki. proje Peki. anlamında ne vaat ediyorsunuz? Gelecek anlamında Oralara gelecek daha bir adayları tespit yani. edilsin. Onlar Şimdi Burada bakın da, gençler gençler diyorlar bak, say Sayın bakın şunu da söyleyeyim size bırakayım. Tabii. Gençler gençler diyorlar Ahmet Bey. Bana Takip ediyor musunuz bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan pardon ilmi Cumhurbaşkanı Erdoğan en son Kahramanmaraş'ta gençlerle 8. buluşmasını gerçekleştirdi. Ve bayağı da böyle ilgi görüyor. E hani genç seçmen önemliydi. Z kuşağı önemliydi. Biz burada saygın bir siyasetçi kendisi 73 yaşındaki Kemal Bey'in geleceğini konuşuyoruz. Hanfendilerin yaşı söylenmez. 60 yaşın üstündeki Meral Hanım'ın geleceğini konuşuyoruz. E nasıl olacak bu işler? E, yani da 68 yaş. Şimdi hayır Söyledim topluma mi? ne vaat ediyorsunuz? Ya Önemli e, olan bu. Evet, Hilmi Bey. Cumhurbaşkanı Şimdi e, az önce partiler üzerinden e, Can Selçuk'u konuşunca ben de e, yani adaylar, partiler aslında parti çok önemli değil gibi bir şey söyledi. E, parti çok önemli aslında bakarsanız. Seçmenin aidiyeti e, hangi adaya oy verme vermesi gerektiğini partiler üzerinden kodluyor. E, nasıl? Mesela eğer ortak aday olarak Abdullah Gül düşünülseydi Muharrem İnce'ye gün doğabilirdi. Ya da Mustafa Sarıgül'e bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıkmış bu adaylar, bu isimler başka bir isim düşünüldüğü zaman, ortak aday olarak merkezden ya da merkez sağdan bir isim düşünüldüğü zaman Cumhuriyet Halk Partili kimliği öne çıkan başka bir isiminin potansiyeli oldukça fazla olabilir. Bu sebepten dolayı eğer ilk turda kazanmayı düşünmüyorlarsa, ikinci tura kalacaksa ki az önce Can Selçuk'un söylediği doğru, eğer HDP e, ittifak içerisinde değilmiş gibi gösterilip ayrı bir aday e, taktiği uygulanacaksa, zaman zaman İYİ Partililer de bunu dillendiriyor. E, o takdirde Seçim ikinci tura kalması üzerinden bir kurgu var demektir. Bu takdirde de işte e, aday kim olacak? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi dışından bir aday, o siyah, Cumhuriyet Halk Partisi geleneği içerisinden gelmeyen bir aday öne çıkarsa ki belediye başkanlarını bir kenara koyalım. Kimler var mesela? Kemal Kılıçdaroğlu var, Mustafa Sarıgül var, Muharrem İnce var, İlhan Kesici e, var bu isimler arasında olabilecek isimleri e, sayıyorum. Belki başka isimler de daha sonra gündeme gelebilir. Hatta ama İlan Kesici bence en isim, avantajlı in... isim Kemal Kılıçdaroğlu için lafını kesmiyorum da İlhan Bey pardon. Şimdi İlan kesici aday gösterirse ama, mesela. E, daha 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 önceden de çok tartıştık. İlhan Bey nedense Kemal Bey e, onu düşünmek yerine efendim Mehmet Şimşek'i, Ali Babacan'ı, e, Abdullah Gül'ü daha Tartın. çok tercih ne ediyor. Şey. O, o da ya e, boş bir Yani Peki. partinin deken, ne, ne de ne tercihi olan. Sizce olabilir. avantajlı mıydı bile yavrum? Yani yapmayın. Çünkü genel başkanlığı da kaybet. Elbette avantajlı. El, el elbette avantajlı. İlhan Kesiciye karşı olsaydı e, parti adına genel başkanın e, konuşma yapması gereken yerlerde. İlhan Kesici konuşturmazlardı. Ekonomi de yani. hep İlhan Kesici Tabii konuşuyor. Yani, 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 öyle zaman bakmamak zaman lazım. Yapıyor olabilirler ama aday olarak düşündükleri anlamda gelmiyor. Bir kere aday AK bu, Parti kökenli sonuç, olursa oy alamaz. Olarak, alamaz evet. O da aynı şeyi söylüyor. Yani AK Parti Bey, kökenli kim İlhan olursa alamaz. İlhan Bey'i tartışabiliriz. İl tartışabiliriz. İlhan Bey'i tartışabiliriz. Yani İlhan Bey sen, bu saydığımız adayların belki çoğundan daha iyi bir aday olabilir. Geçmişin, geçmişinde, otlu yıllarında ülkücü hareket içerisinde bulunmuş, efendim merkez sağda bulunmuş, efendim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunmuş e, gibi bir sürü peki. E, da, bir, biz biz belirlemeyeceğiz duruşlar, sonuçta. Farklı şeyleri tamam. var ama. Sonuçta kendileri belirleyecekler. Asıl, asıl burada ben üzerinde, üzerinde durmak istediğim şey şu. Üzerinde durmak istediğim nokta şu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden e, Kılıçdaroğlu dışında bir aday e, ya da Kılıçdaroğlu düşünülmez ise o zaman e, çoklu adayla da gidilirse e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce gibi isimlerin potansiyeli Anladık, oldukça evet. artar. Po pe Peki. Evet, evet. Bunu Aynı fikirdeyim. Peki. Ee, yani Can Bey'in söylediği o değildi. Can Bey diyor ki yani Kemal Kılıçdaroğlu diyelim ki CHP'nin adayı oldu. Meral Akşener İyi Parti'nin adayı oldu. Her parti kendi adayıyla çıkıyor diyelim ki birinci turda. Ya ama ee, bu, bu, bu takdirde Ama söylediği yani şeyi bir söyleyeyim önden sonra. Bir söyleyeyim bitireyim. Diyor tamam. ki seçmen stratejiye bakar diyor. St stratejik davranır diyor. Evet. Ee, i̇kinci tura Erdoğan'la bu adaylardan hangisi kalır ona bakar. Kendi partisinin dışındaki... Kılıçdaroğlu'na değil de Akşener'e verebilir diyor oyunu diyor. Verir de demiyor. Verebilir tamam. diyor. İtirazımı. Tabii, tabii. İtirazımı. Verir diyor. İtirazımı söyleyeyim. Verebilir olsun ya da verebilir olsun varsayayım tabii <laughs> şey olarak. <laughs> evet itirazı alalım. Söyleyeyim. Ee, sonuç olarak burada İyi Parti 2018-2017'de. Ya e bir şey soracağım Hilmi Bey. Seçmen bir parti. strateji yapar mı yapmaz mı? Ee, yapar ayrı bir konu yapıyor olması seçmenin strateji yapıyor olması kendi partisi dururken mesela Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti durur dururken yaklaşık 100 100 yaşında bir parti dururken eee ve %25'lik oy tabanı dururken bir önceki seçimde partisinin %25 altında oy almış bir isme de oy, oy vermez. Onun yani bunu da gözden ya gözden kaçırmamak gerekir. Seçmen şöyle bakar. Yani kardeşim bu seçimde e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısında hangi isim olursa daha avantajlı olur der. Dolayısıyla partisinin dışında bir e, isme oy verir. Partisine de milletvekilliği seçiminde oy verir. Can Bey'in söylediği her şey gayet makul yani bu. Ama her şekilde bu, bu, Hilmi bu, Bey, bu, Kemal bu, Bey bu, istiyor bu, finale. Bu buarsayım bu çok <laughs> değil. Şu şu Hilmi Bey siz Kemal Bey'i mi istiyorsunuz? Sayın Hakan... <laughs> Ya ben Kemal Bey ya da herhangi birisinin şey değil. Kemal Bey benim babamın oğlu değil ya da herhangi bir şekilde bir şeyim yok. Yani sonuç itibariyle araştırmacıyız. Kendime göre fikirlerimi Beyan ediyorum, kabul ederseniz e, sonuç itibariyle e, Kemal Bey'in olabilme ihtimali var. Kemal Bey dışında, Kemal Bey olmaz ise İlhan Kesici'nin ne kadar iyi olabildiğini e, ee, az önce anlatmaya çalıştım. Onu objektif Halkan bir yorum bir olarak kabul herhalde. ediyoruz. Ben ama katılıyorum İl ayrıca abi, sana. Tamam katılıyorsun ama Eyvallah, kesici. kesicinin, eyvallah, o zaman yani, ilan kesicinin adı Roni geçmiyor. İroni de biraz geçmiyor şey oluyor. Ama e, o formülün Konuyu biraz saptırıyor o yüzden diyorum. İlan kesici aday yapılırsa konuyu saptırıyor. Benim şöyle Kılıçdaroğlu söylediğim... genel başkanlığı kaybetmez. İlan kesici seçilse de seçilmese de. Yani kesicinin ya şöyle, tek avantajı o. Ya şöyle yuvarlak. Kemal Bey öyle bir aday önerecek ki genel başkanlığı da kaybetmeyeceği bir aday. Ya ben 3, Bu ilan boyu... kesici olabilir. Ha, Öyle onu söylüyorum. Onu bilmediğimiz söylüyorum. bir Ama kişi olabilir. Şimdi şimdi şurada bir seçimler aslına bakarsanız matematiksel olarak birbirlerini e, evet. test Bilmiyorum eden Bey. bir e, süreçte de devam eder. Yani bir önceki seçimdeki alınan oy e, belli noktada tutulur zihinlerde de durur diğer evet, taraftan. Evet Bey ne olur biraz da, bir biraz verilen, sonuca gelelim yani son, ama sürekli araya girildiği için tamamlayamadım şeyimin lafımı oy verme davranışı da duygusal bir davranıştır bir önceki oy verilen partiye seçmen bir şekilde yakınlık hisseder dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin adayının her türlü büyük avantajı var. var. Aday Peki. kim olacak? E, ben Zafer, arkadaşlara e, bir soru Zafer sormak istiyorum. Zaten Şahin'in can... söylediği gibi Kemal Bey bir jübile yapmak da isteyebilir. Ben de dedim onu. Can Doğru. dedi onu. Can Bey söyledi. Ahmet Bey şimdi 2018 seçimleri önümüzde çok uzağa gitmeye gerek yok. Meral Hanım partisinin oyundan daha az oy aldı ve şimdi hem Hakan Bey hem ama konjonktür şimdi hem Hakan Başkan. Bey hem Can Bey diyor ki ilk turda değil mi? Ayrı adaylarla çıkalım diyorlar. E peki bu seçmen o zaman niye stratejik davranmadı? Çıkalım değil ya ben objektif ha, bakıyorum. Tamam işte çıksın diyorsunuz. E, o zaman bu seçmen niye Muharrem İnce ile birleşmedi sizce 2018'de? Yine tek motivasyon Erdoğan'ı devirmek şey için. Bir dakika bir kere şimdi diyorsun, bakın, şu iki, şu iki kıyaslamayı yapmak doğru şey değil. Bakın Aday konuşurken, Çatı konuşurken Ekmelettin Bey dönemine 2014'de gidiliyor. Kim Her, ki, onu bilmiyorum. Hayır, hayır, ben o, 2018'den bahsediyorum. Müsaade buyurun. Çatı aday konuşulurken genelde orası örnek veriliyor. Herkesin ayrı 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 aday gösterdiği şeyde de 2018 evet, örnek veriliyor. Fakat evet. her ikisini de bugünün koşullarıyla kıyaslamak evet, doğru, doğru. bence doğru aynı değil. Koşullar, Çünkü o günün yok, koşullarıyla yok. Aynı koşullar, o günün aynı koşullar olur mu ya? 2019'un ocağından beri çift taneli işsizlik var. Üzerinden koca bir salgın geçti. E, enflasyon şu anda %20'de Real negatif faiz var. Maliyet Dan yönlü Bey, enflasyon Türkiye bir yerden evet. e, talep yönlü talep yönlü Türkiye, e, talep yönlü e, enflasyon bir yandan istikrarsızlık olaylarından beri ekonomik ve siyasi anlamda saldırılara maruz kalan Hayır, bir ülke. Aynı siyasi atmosfer içerisinde değil. Dalgalı bir denizde değil. güvenli bir limana ulaşmaya çalışan değil. bir ülkeyiz. Motivasyon de, 2018'de de bakın, aynıydı. İttifak bileşenleri de. yine aynıydı. Cumhur İttifakı aynıydı. Değil. Millet İttifakı Faktörler aynıydı. Aynı da. Sizi Ortam sizi doğrulamayan yok. şey şu. Faktörler 2018'de aynı hepsi ayrı adayla çıktılar. Hı. Sonuç alamadılar. E bugün de bence çatı adayla çıkmanın daha iyi bir yol yöntem olduğunu Zafer düşünüyorlar. Bey, bakın size şöyle söyleyeyim. Bu... Aynı ortamda değiller neden? Yanlış olur. 2014 seçimlerine nasıl gidildi biliyor musunuz? 2008, 2014, 2014'te daha ağır bir tabloyla gitti. Hayır gidilmedi. FETÖ'nün kumpasıyla. Hayır yanlış. Ile... Ekonomik olarak Seçim gidilmedi. 2014 seçimleri. Ekonomik olarak gidilmedi. Yanlış. Ya maddi hata. 2008-2009 küresel finansal krizinden sonra Tayyip Erdoğan hükümetleri ekonomiye 2012'ye kadar 5 milyon yeni iş kattı. 2014 seçimlerine böyle gidildi. Ekonomik olarak bir kere o dönemli bu dönem Kesinlikle mukayese tamam edilemez. Benim. Maddi hatadır. E, hane halkının Türkiye'de, ekonomik koşulları Türkiye'de, açısından o zaman mukayese edilemez. Değişti hane değişti olay. Ya ekonomi şöyle. 2013 gezi olaylarından sonra bir yerlerden düğmeye basıldı. Türk ekonomisi öncelikli olarak hedef alındı. 2014 Hükümet, Cumhurbaşkanlığı 2014, hem siyah, siyah anlamda, siyah anlamda, hem giderken, hane halkının ekonomisiyle varlan hane halkının halkın ekonomisi 2014, halkın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine biz FETÖ'nün olanca ağırlığıyla yüklendiğimiz seçime Ben mutfaktan bahsediyorum. 2014'te bundan bahsediyorum. Ben mutfaktan bahsediyorum. O zaman da ağır bir şeyler söylüyor. Hayır yok. Asıl bu efendim, durumda... Maddi bir gerçekten bahsediyorum dediğiniz yalnız. <laughs> Son olarak bu genel Kardeşim, başkanların kariyerleriyle 2018 ilgili şunu söyleyeyim. 2018 2020 seçimlerinden seçimlerinde sonra... ya iktidar genel başkanları <laughs> için ya, genel başkanları ya da muhalefet genel başkanları için bir kan de değişimi olacak. Çünkü siyasetle bir değişimleri var. Ahmet Bey bir pandemi yaşıyoruz. Bütün dünyada ekonomiler altüst olmuş durumda. İster kabul etsinler, ister ya kabul etmesinler işte Türkiye bu süreçte kendi imkanlarıyla ayakta durmayı başaran Yok. az sayıdaki ülkeden biri. Yani biz çok kötüyüz de Almanya mı çok iyi? Peki. Fransa mı çok iyi? Yeter. Oradan gelen haberlere ama bir Zafer bakın. Ama Zafer Bey seçmen yani, hayır, bak, şöyle, müzakere, şöyle şey kötü, be, bakıyor. Şöyle. Benim durumum kötü, ama Almanya daha kötü. Da. Hayır, hayır, ya. hayır, ya. Hayır. Ama bu merak konuda, etmeyin, konuda, merak şunu etmeyin, söylemek seçmen, söylemek istiyorum. Zaten, bakın merak etmeyin. Ah, seçmen ne olduğuna karar verin. En son tarihinde seçmen ne derse o mu ekonomiye döner? Ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Kifayetli müzakere. Ekmelettin İhsanoğlu'nda şu hata yapıldı. Hiçbir şey ileri sürülmedi. Dendi ki Orta Doğu'da hakim olmaz. Hani kaybetmiştik ya. Orta Doğu'da sevilen bilinen bir adam. Bunun üzerine inşa edildi. Herkes hayalini kurdu. 2018'deki seçimde hayaller farklıydı. Sistem kavgasına dönüştü. Şu anda da ben bir şeye söylüyorum. İktidar tarafı da elleri elma armut toplamıyor. Bu konuda deneyimli. Mesela şu anda başlayan hani mutfak yanıyor dediğimizin Tedbirini almak kolay. Hiç öyle şey değil. Tedbiri alırken devlet bazı kesimlere tabiz versin diye erken getirdiler hani satın alma gücü hikayesini. Bu ayrı bir program. O program ayrı bir şey, konu e, alınabilir bir. diyorsunuz. E, tabii yani, yani alınabilir. Burada burada millet ittifakı önce kendini gözden geçirecek. Bu ittifakta kimlerin yer alacağına karar verecek. Yani şu anda dört parti var. Mevcut ittifak yürütüyorlar. Yeni ittifakta yer değişiklikleri olabilir. Belki. Bu, bu bunları dikkate alırsak bir şey. O zaman millet... o zaman Millet İttifakı'nın şey kadrosu olan lokomotifi olan CHP'nin şimdiden iyi Parti'de devam edecekse iki partinin kendi aralarında önce birer program hazırlamaları gerekir. Seçim bildirgesi gibi karar verdikleri anda bir araya gelip işte o zaman Can Bey'in verdiği araştırmayı Hilmi Bey'in araştırmasını sizin araştırmanızı dikkate alır ona göre program Peki. Ya millet şunu da biliyor Ahmet Bey çok özür diliyorum. Millet 2013'te IMF'ye olan borcun son taksitinin ödendiğini, faizlerin son 50 yılın en düşük seviyesine Ekonomi geldiği anda... Hayır ama bakın faizlerin en düşük seviyeye geldiği noktada bir yerlerden düğmeye basıldığını sonrasında Türkiye'nin darbenin fiili olarak gerçekleştirildiği, bunun dışında ekonomik saldırılar altında maruz kaldığını da biliyor. Türkiye'ye yatırım yapmayın. Türkiye çünkü güvenli bir ülke değil diyen siyasetçilerin Türkiye ekonomisine verdiği zararı da biliyor. Ha bir fatura kesilecekse bu fatura elbette ki iktidara kesilir. O, faturayı, doğru o da, öder Ben o AK Parti'ye giremez. Arkadaşlar bu faturayı öder. Eskiden AK Parti... Ya, ama, emin olur, ama emin olun millet de neyin ne olduğunu biliyor. Son tahlilde millet ne derse o olur. Ama bunun dışında... Bütün dünya güllük gülistanlık da Türkiye kötüyse hesabını hep birlikte soralım. Ha bardağın dolu tarafına da bakabilirsiniz, boş tarafına da bakabilirsiniz. Bir pandemi var ya. 1929 ekonomik buhranından beri Zafer Bey. yaşanan en büyük ekonomik daralma. Yani ekonomi konuşmayı seviyorsanız ekonomi konuşalım. Yani mevzu o değil şu anda. Konu birden bir oraya geldi. Başka ee, konuya ben mı geçiyoruz? çok memnunum. Şimdi Akşener'in ee, ya bu Cihan Paçacı'nın çıkışı karşısında e, ne demişti Cihan Paçacı? İşte Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor. E, Madem birlikte hükümet kuracağız e, böyle konuşmaması lazım demişti Cihan Paçacı. E, bu da ortalığı biraz karıştırmıştı. Meral Akşener şöyle diyor. Biz diyor rasyonel bir ittifakız, millet ittifakı olarak İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. CHP yüzyıllık bir parti, yerleşik kurumları, kurulları, gelenekleri, söylemleri var. Biz çok yeni bir partiyiz. Bu nedenle bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor. Ama dediğim gibi hiçbir sorun yok diyor. Yani sorun yok. Evet. Valla ben bugün Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması var. Ama Bence... o başka, onu da konuşacağız. Hani o, şimdi bunu bırakayım onu mu tartışalım? O Bence, zaman şimdi zaten burada artık bu meseleyi etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Ahmet Bey bakın, bugün Demirtaş ne demiş? HDP'nin şakası yok, HDP blöf yapmıyor, taktik yapmıyor. Kolektif akıl, ortak yönetim birlikte inşa diyor. Birlikte inşa, kolektif akıl, ortak yönetim. Garo Paviler'in galiba bugün akşam gazetesinde okudum bir haberi var. Bizim diyor önceliklerimiz var diyor. Bu öncelikleri kim yerine getirirse diyor. Bunu niye anlatıyorsunuz? Şundan anlatıyorum. Yani bu seçim şu ana kadar Millet İttifakı HDP'yi nerede ve nasıl konumlandıracağını tespit etmiş değil. Ama önlerindeki en büyük engel seçmen nezdinde bu HDP meselesi. Şimdi benim önceliklerim var diyen, ortak akıl diyen, kolektif akıl diyen bir siyasi parti var. Bu parti Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunda olduğunu hiç gizlemiyor. Önce özarklık sonra... Ama ben şimdi bu Cihan Paçacı Akşener konusunu açmıştım. Siz HDP konusunu açtınız. Şöyle ya o, orada bir sorun yok. Yani onlar tamam bir sorun yok deyip olayın üstünü kapatacaklar. Asıl sorun iki tane temel sorun var. Birisi bu evet onu konuştuk. HDP'yi ne yapacaklar? Yani Türk siyasetinde bir HDP bilmecesi var. Ortak yönetim dedikleri, kolektif Biz, akıl dedikleri, Cihan Bey dedikleri ne yapacaklar HDP'yi? Nedir? Şimdi <laughs> Bilmiyorum ki ama. Siz özertek isteyen, Türkiye'den toprak talebinde bulunan bir siyasi partinin oyuyla oyunu taşıyabilecek misiniz? Alsanız bile yerel seçimde e zorluk bu konuda? Yerel seçimde aldınız, genel seçimde eğer yine alırsanız adamların ortak yönetim, ortak akıl, kolektif akıl önceliklerine nasıl karşılık vereceksiniz? Vermezseniz ne olacak? Asıl sorun bu yani siyaseti kilitleyen şey bu. Şimdi herkesin HDP seçmeni oyuna ihtiyacı var. Tamam bir seçmeni bir kenara koyalım. Şimdi bugün e, Cumhur İttifakının da HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var. Bugün Millet İttifakının da HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var. HDP'ye bütün suçlamalar yöneltiliyor. İşte Anayasa Mahkemesi'nde bir... Bu benim de söylediğim suçlama değil ama. Bu bir realite. Ben yani suçlamıyorum. An anayasa Şu hatta tersine, sizin dediğinize istinaden söylemedim. Hatta tersine ben HDP'yi bu konuda çok başka açık söyle. ve net söyledim. görüyorum. <laughs> Yapabilirim ben insanların... Sorduğunuzu diye söylüyorum istiyorsanız. Için... Akşener'in neden yani. yan, yanlış anlaşıldık evet, dediğiyle ilgili bir şey diyecek misiniz? E yani? tabii şunu diyeceğim. E, Sayın Akşener çok net bir şekilde ittifaka e, zarar gelmemesi e, için bir kurmayının yaptığı bir kurmayının yaptığı açıklamayı düzeltmiş. Ne uyarısı var? Var ya söyleyin. söyle can bitti mi Abi, can beye dönerim tekrar söyleyin. Ya ne ya, uyarısı uyarı var şu. Ya. Orada bir sorun yok diyorlar yani. Sorun şu. Bakın, söylediğimin aksi bir şeyse bir İyi Partili telefon açsın, bağlansın, bu Hakan yanlış konuşuyor desin. İyi Parti nezaketle Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyarıyor ama çok nezaketle uyarıyor. Ama yanlış anlaşıldık dedi Meral Akşener. E, onu da nezaket için söylüyorlar ama şu uyarıyı da yapmış. Ama uyarı oldular. yapılıyor. Uyarı şu lütfen kendi adaylığınızı aşağı yukarı belli etmeye başladınız. Buna henüz karar vermedik. Lütfen bu konuda kararlı bir şekilde yürüyüp icraate geçmeyiniz. Bu mesajı olabilecek en nazik haliyle vermiş İyi Parti. Hem de üç kişi nezdinde vermiş. Cihan Paçacı birinci girişi yapmış. Genel Başkan teyidini yapmış. Teyit nerede? Ben teyit göremiyorum. Şöyle e, yani ya bu lafta e, yanlış değil ama biz ittifakız, beraberiz. Kelimeleri tek tek analiz ederseniz çok akıllıca bir e, orada hatırlatma var. Uyarı i̇yi, da değil, hatırlatma var. yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor. Heh. Buradan mı Doğru Tabii ki. Bir çeşitli kelimelerden çıkarıyorum bunu. Hilmi Bey yani buyurun. Yorumum yanlışsa bir İyi Parti ile arasın. Buna, hayır Hakan Bayrakçı yanılıyor desin. Hilmi, Hilmi. Bey buyurun. Şimdi Hakan Bey, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Bey olmamış olsaydı bugün İyi Parti diye bir parti olabilir miydi? Ya da bu bu şeyde olurdu, pozisyonda olurdu, olabilir mi miydi? Bey. Olurdu ya. Bu pozisyonda olamazdı. Ya Neden iki dersen, buçuk yılda yüzde partisi, onları geçmiş bir, şey... bir parti konuşuyoruz. Eski başbakanlar yüzde yarım alıyor ya. O baraj altına kalıyordu. Bu yasınamaz, bu yasınamaz. Yani çok büyük bir başarı. Bunu bunu elbette kabul etmek durumundayız. Ama partinin kuruluşundan hatta hayır blokunun o başlangıç e, sürecinden itibaren e, duruma bakacak olursak İyi Parti ilk kurulduğunda e, işte milletvekili transferleriyle Kemal Bey, Bey'den var? Yani ne destek gördü. Ne olur gördün. direkt sonucu İ söyleyin. Sonucu söyle yani ne diyorsunuz? Yani buradaki argümanlar o kadar gerçekçi değil. Eee Parti aslına bakarsanız Kemal Bey e çok şey borçlu. Yerel seçimlerde 10 büyük şehri Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, aday göstermeyerek İyi Parti'ye e, yani, bıraktı ve Yani İYİ ne Parti belli yani, bir borçlu, oy yani, tutunmasını yani ya ne demek? Ya borçlu yani tutulmasını sağladı. ne demek istiyorsunuz? Yani bizim size borcumuz var Kemal Bey diyerek o ne derse onu mu ya Hayır ayrıca öyle bir borç da yok hayır, Hakan demek Bey. Öyle bir borç olur mu? Yani, analiz nedir demek yani? İyi Parti'nin oyu olmasa büyük şehirleri CHP Kemal alamaz. Bey, Kem, ke, Kemal Bey, Kemal Bey eğer e, bu şeyi moderasyonu yapmasa, bu ortaklığı kurmasaydı ne e, yapalım yani için? Cumhuriyet İyi parti Halk ne yapsın? Birkaç ya, Kemal Bey ona istedim. mecburdu Hilmicim. <gülüyor> <gülüyor> yani bu analizin sonucu nereye ya, varacak? onu anlamaya mecbur çalışıyorum. Hilmi Bey. Mecbur değil Aslına bakarsanız mecbur Orada bir üst akıl var Hilmi... mı yok mu? O büyük ya, soru işareti. Orada bir üst akıl var mı yok mu? O büyük soru işareti. Ama diğer taraftan. Ankara'da Kemal Bey'in tam duyamıyor bizi galiba. Yani ben burada olsa Hilmi Bey çok daha rahat anlaşacak ama. Hayır, ben sesimi sesimi duyramıyorum. Hayır, sesimi duyuruyorsunuz duyuramıyorum. da bizden de yani, yani anlatmaya çalıştıklarımı şey da anlatamıyorum Yakın, herhalde. Hilmi Bey, siz ne diyorsunuz? Vallahi anlamadım ben ya. Yani sizin teziniz nedir? Bir cümleyle. Peki, Tez tezi istiyorum. istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday es olsun, şu... iyi... bir dakika, te... bir dakika, iyi partide onu desteklesin mi diyorsunuz yani? Öyle mi diyorsunuz? Hayır, iyi parti. Aslına bakarsanız iyi parti yani eleştirmiş olmak için eleştirmiyorum. yani, yani tamam, Şu iyi partinin iyi partinin aslında kuruluş e, hikayesinin başladığından bugüne kadar birçok noktada e, herkes kilit olarak görüyor. Evet, kilit bir parti. Ama HDP de kilit. Mesela HDP'yi HDP evet, de tabii. dikkate almak gerekiyor. Ama Burada asıl asıl ana gövde Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu yok saymamak Elbette gerekiyor. Elbette yani ya. Orada, kimse yok saymadı ya şu ana e, kadar. Tamam. CHP'yi kimse yok saymamalıdır. Ana gövde odur diyorsunuz yani. Ya bir de Eyvallah. Şöyle aynen, bir doğru, soru ama. Doğru. doğru. Ama Hakan, Hakan Bey. Kılıçdaroğlu şöyle bir nezaket gösteriyor. Diyor ki biz sizinle oturacağız, konuşacağız diyor. Yani her ne kadar ana gövde oysa Karşı taraftakilere de şey tanıyor. Konuşacak tabii ittifak. Tabi, bir yani bir kere iki zaman. analizi karıştırmamak lazım. Bir, İyi Parti'nin yöneticilerinin CHP'ye bakışıyla oy verenlerin bakışı birebir örtüşmez. Yani oy verenler ya CHP olmasaydı biz olamazdık demezler. Der ya öyle bir, bir şey? Bir kere. Tabi, siyasi. Ama bunun için burada ince bir yor var. Siyasi nezaket var liderler birbirlerine. O siyasi nezaket içinde hiçbir lider başka bir liderin ezilmesine izin vermez. Yalnız, bu Zafer Şahin'in sözünü ettiği HDP meselesinde Burada Can bir, Bey... Burada bir cümle daha kurabilir miyim ya, Ahmet Hilmi, Hakan Bey? Oraya geçmeden Oluyla ben ilgili. Hilmi bir şey söyleyeceğim. Bağlan, Yaklaşık bu akşam... Ben yönetmiyorum bu programı. Ahmet Bey, yani, yaklaşık evet. bir yıldır İyi Parti'den kim demeç verse adayımız Meral Akşener diyor. Sayın Genel Başkanımızı, Tabii Cumhurbaşkanı yani. adayı görmek yani, istiyoruz diyor. Yani tabi... şimdi şurada Kılıçdaroğlu Kesinlikle. ben adayım dedi. Ortalık yıkıldı. Vay tekil konuştun işte Peki. bilmem ne yaptın. Ee, siz ne? de Kılıçdaroğlu yani, ne kadar savunuyorsunuz? Ya, savunmak ya, gözünü değil, seveyim Hakan Zafer'de, Hilmi'de, sen de. Ya Hakan Bey hakikaten ben bu mantığı anlamakta zorlanıyorum ya. Gerçekten çok zorlanıyorum. Kılıçdaroğlu'nu ben niye savunayım? Biz yani doğru gördüğümüzü söylemeyecek miyiz? İyi Parti'den İyi, İYİ Parti'den ağzını açan ya herkes Ya mübarek olsun Kılıçdaroğlu. Hayır, Bakın, çok başarılı. Tamam. İyi Parti'den ağzını açan herkes adayımız Akşener dediğinde kimse rahatsız olmuyor CHP'den de. Adayımız Kılıçdaroğlu dendiğinde İyi Parti niye rahatsız oluyor? Buradan şuraya varacağım müsaade etseniz. Demek ki başka sorunlar var altta. kendini kendini böyle gösteriyor. Dışa böyle vuruyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. çünkü İyi Parti AK Parti'den oy alabilir, CHP alamaz. Bu kadar basit konu. Hakan Bey ben de size şunu sorayım o zaman. Ya bu İyi Parti'yi ne kadar yüceltiyorsunuz ya? Gerçekten yani neden ben yüceltiyorsunuz? Ben yüceltiyorum. Vallahi on, her hafta ben dikkat ediyorum. 12'de 13, 14, bu akşam 16 Bizans 23. demeseydi. Hafta herhalde 20 olacak yani. Hayır Bizans demeseydi diye biraz önce eleştirdim ya. Eleştirmedin mi? Bizans'ı yanlış kullanmış demedin mi akşam? Dediniz. Geçen yani gün tekrar yani, İyi Parti'de İsrail de, benzetmesi ee, yanlış olmuş demedim mi? değer şu anda. Değil en mi? azından sistemde bir karşılıklığı temsil ediyor. Yani iktidarın işine yarıyor. Bu İktidar da kendini ona göre atıp E tabii ki muhalefetin görevi de bu yani. İyi ki muhalefet var. Tabii yani. yani buna kimsenin bir itirazı olamaz ya. Şimdi bakın mesela Can Bey söylüyor ya ekonomiden bahsediyor. Işte Aman ne, ne olur girme yok e Hayır e şunu söyleyeceğim. Başka bir yani, muhalefet bunları <laughs> gündeme taşıdığı için iktidar da elbette ki bu konularda tedbir almaya çalışıyor. Demokrasi dediğiniz bu zaten. Yani bunları konuşmakta da bir mahsuru yok. Ama Hakan Bey ya biz Kılıçdaroğlu'na oy verecek falan değiliz. Yine siz verirsiniz, <laughs> ben, ben vermem söyleyeyim. Hayır ya. hayır, benim ilgimi çekiyor abi. Yani bu adaylık konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na sizler de ortada ortada bir, bir matematik yağdırıyor. var. Ortada evet. bir matematik var Hakan Bey. Tutuyorsunuz evet. yok işte e, Kemal Bey'i e, savunuyormuşuz gibi bir şey noktaya getiriyorsunuz bu. Yok Estaburla e, onu demedim. Değil değil, bir dakika dur. Yani Öyle Cumhuriyet değil. Halk Partisi'nin %25 oyu ve bunun matematiği üzerinden bir yorum yapıyorum ben. Anladım tamam. tamam. Ama yani sonuç şuraya varıyor. Son 2-3 haftadır yani AK Parti'ye yakın olan bütün gazeteci ya da yorumcu arkadaşlarımızın hepsi Sayın Kılıçdaroğlu'nun başarısını anlatıyorlar. Bana bu ilginç geldi onun için söyledim. Başka ya, bir şey değil. Hakan Bey Allah aşkına referandumdan beri 2017 referandumdan beri Kılıçdaroğlu muhalefet bloğunun doğal lideri değil mi? Bugün yani denge 50-50 dengesine geldiyse bu bütün oyunu kuran, planı kuran bu adam değil mi? Yani bir gazetecinin ya bunu görüp kişi, buna göre yorum yapması illa Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi anlamına mı yani geliyor? bunları söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki onun yerinde bir başkası olsaydı örneğin Muharrem İnce ya da örneğin başkası ya da örneğin başkası belki iktidar 3 yıl önce el değiştirirdi ya. Yani muhalefete dünya mağlubiyet rekoru kırdıran bir adamı siz diyorsunuz ki muazzam planlar kuruyor. Ya bugün sizin çok övdüğünüz İmamoğlu'nu aday, şey aday yapan da şey Mansur en çok eleştirenlerden yani birisi, Bunları da o da siz ayrı bir konu. Da, bir ben lazım. öyle bir şey demedim. Evet. Tamam. Kılıçdaroğlu mübarek olsun. Can Bey, e, HDP sorunu nasıl aşılır Millet İttifakı açısından? De, de şeyin Zafer Şahin'in de hatırlattığı gibi Demirtaş bugün e, Kürtler, Aleviler, muhafazakarlar, sosyalistler, Atatürkçülerle ilkesel ittifak tam bahsediyor. İlkesel ittifak ediyor istiyoruz diyor. CHP'yi ciddiye almayanı HDP'de almaz diyor. Ya HDP'yi ciddiye almayanı HDP'de de ciddiye almaz diyor. Bence burada HDP değerlendirmesinde bir eksik kalan bir taraf var. HDP sorunun dediniz tırnak içerisinde kullanayım. O sorun ee, az önce hani konu tekrar İYİ Parti'ye geldi ama hem iktidar için sorun hem muhalefet için sorun. Çünkü bugün muhalefetin de HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var, iktidarın da HDP seçmeninin oyuna ihtiyacı var. Çünkü 50 artı 1 dediğiniz sistemde ve mevcut anketlerde kim, bakın bir sürü farklı sonuçlar açıkladık, şu, hepsinin ortak noktası şu, bir, HDP seçmeni olmadan olmuyor. Pardon. Bir izah getirmek istiyorum, şimdi HDP seçmeni dediğinizde sorun yok her iki ittifak açısından da. Ben HDP seçmeninin oyunu alacağım de, diyeceksiniz yani. Bunu herkes söylüyor zaten. Her, herkesin de söylemesi gerekir. Sorun orada değil. Sorun HDP'nin kurumsal kimliği kimliğinin desteğini almakta. Tamam, şimdi tam oraya geleceğim. Tam oraya geleceğim Yani ben de. sorun dediğimizde onu onu inşallah anladım. Ediyoruz. Yoksa anladım. Tabii, tabii. HDP tabii ki seçmeninin herkes oyunu alacak. Şimdi %100 haklısınız zaten bütün bakın burada farklı çıkan anket sonuçlarında da HDP'nin oy kitlesine hem iktidarın hem muhalefetin ihtiyacı olduğu buz gibi ortada 50 artı bir almak istiyorsanız bu iş böyle Şimdi burada ama şöyle bir şey var neden HDP seçmeniyle HDP kurumsal kimliği ayrılamaz Ondan bahsetmek istiyorum çünkü e, biz ki ben e, sadece İstanbul'dan oturup bu anketleri yapmıyoruz Sık sık saha ziyaretleri yapıp sohbetler edip oralardan da bir takım anekdotlar toplamaya çalışıyoruz. Şurayı, derinlemesine görüşme. Derinlemesine görüşmeler yapıyoruz, sohbetleri diyoruz. Evet. Şunu çok net bir şekilde görüyoruz. HDP seçmeninin de HDP ile ilgili sıkıntısı var. Yani öyle çok memnun olarak ciddi de bir kesim Yani evet, evet, evet. şunu söyleyeceğim ama buna rağmen buna rağmen hiçbir şekilde diğer partilere gitmiyor. Dolayısıyla HDP seçmeni demek HDP kurumsal kimliğiyle birbirinden ayrılamaz bir hale geliyor. Dolayısıyla hem iktidarın hem muhalefetin HDP'nin seçmenini ve kurumsal kimliğini nereye koyacağını bulması lazım. Hayır. O yani. yüzden bu ikisini ayırmak mümkün Hayır, değil. Şimdi şimdi iktidar açısından bunu bir sorunsal olarak aynı aynı tarzda bir sorunsal olarak ortaya koymak çok doğru gelmiyor bana. Çünkü neden? Şu nedenle Millet İttifakı İstanbul'u kazandıysa eğer bunu ancak HDP Kurumsal kimliğinin de buraya destek vermesiyle kazandı. Başka türlü kazanma ihtimali yoktu. Yani e, Cumhur İttifakı açısından elbette HDP seçmeninin oylarına ihtiyacı var ama e, Millet İttifakının HDP'nin kurumsal kimliğine duyduğu ihtiyaç kadar bir büyük ihtiyaç değil. Peki size bir Burada senaryo bu da az bir ihtiyaç. Bu da doğru ama, doğru, az doğru. ama, bir ama yani. bakın senaryolara baktığımızda öyle değilmiş gibi sonuç çıkıyor ortaya. Neden? eğer birinci ya turda... Siz genel Kürt seçmenini de söylüyorsun. Söylüyorum tabii tabii. Ha, ama Hakan Bey diyor ki Haklı. HDP seçmenini diyor muhalefet olarak direkt... Ama veriyor. senaryolara baktığınızda neden öyle olmayabilir? Bir şey anlatacağım hızlıca. HDP birinci turda aday gösterirse zaten en iyi ihtimalle bu iş ikinci tura kalıyor değil mi? Şimdi ikinci tura kaldığında HDP seçmenine herkesin ihtiyacı var. Yani HDP diyelim ki muhalefete katılmadı ve kendi adayını gösterdi. İkinci tura kalacak demek değil mi bu? Ama bütün zaman anketler şu anda bize onu gösteriyor. Tamam, bunlar. Bu iş ikinci tura kaldı Bu hesaplar tamam da. Bu hesap zaten dediğiniz tartışmaya yer bırakmıyor. Doğru, haklısınız. Ama benim takıldığım nokta şu: İlkesel ittifak istiyoruz diyor Demirtaş. HDP'yi ciddiye almayanı HDP de almaz. Burada böyle bir e, hafif tehditvari hmm. bir dil var yani diyor demek istiyor ki sen benimle oturup masaya oturmazsan ben ikinci turda da o, diyelim seçimi boykot ederim kaç kişiyi etkilerim? Ya o stratejik öyle. plan yapabilen bir adam nasıl böyle bir şey söylüyor? Ama şunu... söylüyor Tabii yani bu arada bu, ara bu abi, cümleleri abi yani, bu yani ara şunu söyleyeyim eğer ikinci turda bacı dövmek diyelim, istiyor diyelim dediğiniz demek gibi demek. oldu ve ikinci turda. HDP ciddi alınmadığını hissetti ve boykot kararı verdi. Mesela şunu yani da söyleyeyim. Yani, e, karar alır mı almaz mı? O diyelim ki yani. öyle oldu. Eskisi gibi öyle o yüzde on seyir. Ama yüzde onun tamamının boykot edeceği bir durumda da karşılaşmayız. Ama çok haklısınız Aa, ama. Değil diyorsunuz yani. Ya, bir, bir, Erdoğan, bir Erdoğan, puan. antipatisi hepsini ama bir araya beş puan demiyorum. De, boykotu puan takip etmez, etmez HDP. diyorum. HDP vermedese bile. Anladım ama yani bir, bir, puanın bile önemli olduğu bir yerde Sayın HDP seçmeninin bir kısmının sandığa gitmemesi e, ikinci, millet ittifakı o, açısından bir kayıptır. Ikinci tur, Matematik bir şey söylüyor. Tamamen, i̇kinci bir şey. tur için hiç kimse tahminde bulunamaz. Neden? Çünkü ikinci tura geçtiğimiz zaman milletvekilleri birinci turda seçildiği için artık şey sandık başına giden kişi orada yalnız iki kişiyi görecek. Orada kim tabii, ne derse desin ki o Peki, adayların... Demirtaş'ın Demir ad bu çıkışını tabii Demirtaş'ın da bu çıkışını şöyle algılıyorum. Yani bakın. Bizi hesaba katın ta, diyor. Tabii. Iki, burada iki tane kilit parti var. Birinci kilit parti hiç tartışmıyoruz o konuyu. İyi partidir. Yarın öbür gün AK Parti ile MHP Tabii. biraz bozuştuğu zaman Tabii. yer değiştirecekler. O zaman Millet İttifakı'ndaki sistemle değişecek. İkinci şey ise HDP HDP kilit partidir. Şu nedenle kilit partidir. Oyunu eğer kendisine ait kimseyi seçmeyecekse nereye vereceğini kurumsal olarak kimse tayin edemez. Peki, kendi gönlüne göre olan kişiye yönelir. Ki sizin de öngörünüz o noktada. Böyle olunca seçime giderken iki tarafta kendini tahkim edip ilk turda geçmek isteyecek. Şu anda Cumhur İttifakının önde olduğu yer kafadan adayını belirlemiş, tahkim etmiş. Onların uğraşacağı şey bu tahkimi bozacak bir durumun doğmaması içindir. Evet. Onun için siz bazen karşı çıkıyorsun. Hep söylüyorum ya erken seçime çekilecek ki bu ittifak bozulmasın. de, Peki çok teşekkür var. ediyorum. Son bir cümle erken Eklam seçim. Galiba. Erken seçim olmayacak. Daha seçime 22 ay var. Seçimin ikinci tura kalacağının da bugünden bir garantisi yok. Elbet. Erdoğan Şimdi, 2014'te 2018'de nasıl? Bu tartışmaya bu, işi bu, sefer, anlaştık. Son, bu sefer anlaştık. Bu sefer evet, anlaştık. Olabilir çünkü. Son veriyoruz. Ya bugün çok enteresan bir açıklama geldi. Bu aşı aşı karşıtlığı çok fazla e, gündemde şu sıra. Miting yaptılar. En son bugün Fatih Erbakan çok tuhaf bir açıklama yapmış. Yani. Bu zamana kadar aşı karşıtı çok absürt açıklama gördük ama Fatih Erbakan'ınki kadar da bir absürtlük yok. Diyor ki aşı olmadım olmayı da düşünmüyorum. O insanların yani aşı olan insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Mehmet Ceyhan hocamdan rica ettik katılsın da şu mesajı bir yorumlayalım diye değer mi değmez mi çok düşündüm ama hocam hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk Ahmet Bey iyi akşamlar. Okudunuz mu açıklamayı? Konuklarla saygıyla selamlıyorum. Bunu duydunuz Şu mu? Bu zamandır görüşmemiştik bari ona vesile oldu. Evet duydunuz mu? Duymuş muydunuz? Okumuş muydunuz? Duydum duydum biliyorum. Peki duydum. kısa bir aradan sonra sizin yorumunuzu alacağım bu konuyla ilgili olarak. Tamam. Ben de üzüldüm vallahi. Benziyoruz. Evet şimdi ya Onur sen attın bana demiş Fatih Erbakan ne demişti evet gelmiş. Mehmet hocam Mehmet Ceyhan hocam Evet. şimdi diyor evet. ki yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan aşı olmadım aşı olmayı da düşünmüyorum. Bu mRNA aşısı yani bu Biontech aşısının yapıldığı yöntem. Bu yöntemle aşı olanlar için şöyle diyor. O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir diyor. Onu da şöyle temellendiriyor. Hani Onu da söyleyelim de ya sözümüzü çarpıttı demesinler. Evet. Ee, bir dakika orada. Aslında yeterli yani bu. Evet yani 3 aşağı 5 yukarı bunu söylüyor. Evet. Ha şunu diyor. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Bu cümleyi söyledikten sonra o insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir diye konuşuyor. Yani biz tabii böyle bir şeyi açıklamayı ciddi alıp masaya yatırmamıza gerek yok ama Reklam arasında da söyledim. Ya insanlar bir iki kişiyi bile e, ya böyle bir şey olabilir. Bu adam böyle diyorsa mutlaka bir, bir bildiği vardır falan diyerek inandırabilir. Onu engellemek açısından sizden bir birkaç cümleyle Tabii. de olsa bu konuya bir açıklık getirseniz. Ahmet Bey bir defa e, yanlış bilgi vermişler kendisine. MRNA hücre içine girmez zaten özelliği odur. DNA vardır hücrenin içerisinde ve bu DNA işte bazı maddeler salgılayarak hücrenin dışında bir bölgeye etki eder ve mRNA çıkar dışarıya. mRNA zaten hücrenin içerisine girebilseydi çok iyi olacaktı çünkü kanser için çok etkili aşılar bulunabilirdi hmm. ama maalesef bu mRNA en fazla 3 gün kalabiliyor ve hücrenin içine falan girmiyor. Tamamen hücrenin pardon çekirdeğine girmiyor hücrenin dış bölgelerindeki bazı yerleri etkileyip orayı bu virüsle bir daha karşılaşırsa bağışıklık sistemini uyarma özelliği kazandırıyor peki. ve atılıyor. Hocam, hocam peki hücre evet. çekirdeğine girseydi eğer o aşıyı olanların Ölüyeceğim. çocukları maymun falan olabilir mi? Üç kulaklı beş gözlü falan. Olmayacaktı çünkü hücre içerisine giren aşılar da geliştirilsin diye insanlar bilim adamlarının gözünün içine bakıyorlar. Çünkü tüberkülozdan yani veremden hala yüz binlerce insan ölüyor her yıl. Hani Türkiye'de sayısını oldukça azalttık ama dünyanın genelini düşünürseniz çok ciddi verem sorunu yaşayan ülkeler var. HIV enfeksiyonundan hala etkili bir aşı bulunamadığı işte çok milyonlar ölüyor. E malaria'dan yani sıtmadan bunların hepsi dünya çapında çok ciddi sağlık sorunları. Bunlar hücre evet. çekirdeğine girilirse halle olacak işler mi? Evet, bütün ümit bunlara işte şu anda yürütülüyor bu çalışmalar. DNA aşıları geliştiriliyor. peki hocam bu için. maymun üç kulak, beş Onu, göz bu nereden tabii. çıkıyor? Bunun arkasında Şimdi, bir şey var evet. mı yani? Nedir bu? tabii ki yok ama şöyle söyleyeyim bu topraklarda 134 yıldır aşı yapılıyor ve atalarımız ta bunu milattan sonra 1000. yıldan beri uyguluyor aşılamayı üstelik o aşılama yakın tarihe kadar böyle işte faz çalışmaları ondan sonra işte ruhsat işlemleriyle falan uygulanmıyor e, bu işte Türkiye'de aşıların ruhsata bağlanmasının tarihi ne kadar biliyor musunuz? 15 yıl. 15 yıl öncesine kadar Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın aşı getirip Türkiye'de uygulaması e, tamamen kendi inisiyatifindeydi. E ama herhangi hocam bu, falan herhangi. o, belki o sözünü ettiğiniz aşılar klasik aşılar bu. Fatih Erbakan Hayır. mRNA aşısıyla ilgili bunu söylüyor. Yani bu yeni bir yöntem beş, olduğu için bunu söylüyorum beş, demeye getiriyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bakın gene bu yöntemle yani işte mRNA yöntemi de çok yeni bir yöntem değil. Tam 40 senedir bu BioNTech kanser aşıları nedeniyle çalışmalar yürütüyor. Dolayısıyla ben hiç bu kadar aşıya rağmen ve üstelik bu kadar güvenlik verisi olmadan bu aşılarla ilgili genetik yöntemle geliştirilmiş aşıları biz kullanmaya başlayalı 40 küsür senedir. Yeni değil. Ha o, o yüzden... da yeni değil o kadar. Evet. Peki peki hocam ben siz hiç... Kulaklı, beş kulaklı insan görmedim. Siz gördünüz mü bilmiyorum aşıya bağlı. Ama yani... Bu tamamen çok afaki, hiçbir şeye dayanmayan, böyle temele dayanmayan sözler. Bir insanı insandan maymun meydana getirmek öyle sanıldığı kadar kolay. Böyle bir aşı vereceksiniz, mRNA vereceksiniz, insandan maymun yapacaksınız falan. Böyle bir e, teknoloji yok zaten. Peki hocam, e, bu Amerika'da bir takım e, odaklar var bu aşı karşıtı. Harıl harıl çalışıyorlar, böyle internette bir takım şeyler yayıyorlar, dedikodular. İşte milletin kafasını karıştıracak. Ee, bu Fatih Erbakan da oralardan mı çaldı acaba bunu? Oralarda var mı? Du hiç kulağınıza geldi bu mi kadar, oralardan? E, hayır, bu kadar absürt şeyi söylemezler onlar. Çünkü kimse inanmaz. E, yani biraz eğitimli bir da toplantıda. Böyle bir şeye kimsenin inanmayacağını bildikleri için onların soralım. yöntemi genellikle şudur işte böyle doğru bir şeyin lafın arkasına yalanları sıralarlar ve o şekilde insanları etkiler. şey diyorsunuz çalışırlar. yani bu o kadar absürt ki hani tabii bunu tabii, yani komik komik bir şey olarak görürler. çürütülmesi evet. çok basit Faktum ama bu, biz böyle demeyelim derler. Bu, bu, çünkü e, 1776 yılında Edward Jenner dediğimiz adam ilk defa dünyada çiçek hastalığını uygulamaya başladıktan tam bir yıl sonra bir işte Amerika'da ve İngiltere'de aşı karşıtı lobiler kuruluyor. Hemen bir yıl sonra ve bir karikatür çiziyorlar. O karikatür hep dolaşır. Yani e, eğer erkenden e, planlasaydık gönderirdim size. Kısa kabaca şu, yani karikatür diye çizmiyor onlar. İnsanları etkilemek için insanların her tarafından inekler çıktığını. Çünkü e, inekten alıp virüsü e, şeye veriyorlar insanlara. Böyle işte iddialarda bulunuyorlar karşı karşıtları. Ama hiç kimse inek olmuyor tabii. E, dolayısıyla bu laflar işte çok eski. Belki bundan 200 sene önce işte e, söylenen laflardı ama bu devirde bu kadar böyle uç bir şeyi kimse söylemiyor, kimse de inanmıyor zaten. Peki Mehmet Hocam Hakan Bayrakçı bir şey söyleyecek. Tabii. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Hakan. Soruyu sormadan hani şu iki cümleyi söylemeden edemeyeceğim. Şimdi ben gülmedim, üzüldüm. Niye üzüldüm? Şimdi rahmetli Erbakan gibi esprili, çok zeki bir insan oğlu. Yani buna üzüldüm. Çünkü kendisi genç, modern bir insan olmak durumunda. Yani böyle bir lafı nasıl edebiliyor? Buna ben üzüldüm açıkçası. Hani tam gülünür mü, üzülünür mü, kızılır mı? da bilmiyorum da ben üzüldüm. Şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi e, böyle bir açıklama, bir siyasi lider sonuçta. Bir siyasi lider. Siz hani gayet objektif bir şekilde kendisine yüz yüze olsanız ne söylerdiniz? niye böyle bir şey söylüyorsun evet. gibi mi derdiniz yoksa teknik izahatte mi bulunurdunuz? E, merak ettim. Hani bu iki evet, kelime de şimdi, olabilir, beş cümle de olabilir. Ne derdiniz? Evet. Hakan Bey bir e, siyasi partinin lideri olmasından kendisinin ya da işte bir politik e, görüşünden bağımsız olarak biz yıllardan beri zaten bu şekilde işte iddialarda bulunan e, birçok işte e, aşı karşıtına sabırla doğruyu anlatmaya çalışıyoruz. Burada da tabii ki sabırla öyle bir şey olamayacağını, doğrusunun ne olduğunu anlatırdık. Ama şöyle söyleyeyim. E, bu bir e, tabii absürt bir ifade ama e, bu arada bu aşı karşıtlarının söyledikleri işte birçok birçok değil yani tamamı yalan olan bilgiler bazı maksatlarla çıkardı. Fakat burada böyle bir maksat olduğunu sanmıyorum. Boş bulunup söylenilmiş bir laf diye değerlendiriyorum ama sanıyorum kendisinin de bunu söylemeden önce açıp sorabileceği bir hekim arkadaşı, işte birlikte yol yürüdüğü insanlar mutlaka vardır. Peki hangi Benim... hekime sorarsa sorsun alacağı cevap ya bırak böyle şey olur mu şeklinde mi olacaktır? Tabii. Tabi tabi. Yani aşı karşıtları bile böyle bir şey olamayacağını söyler. Ben bir soru sormak istiyorum. Ha, Şimdi şey. hocam e, aslında böyle artık korona tartışması bu boyuta geldiyse işte maymunlaştırır falan. Demek ki bu işin sonuna geliyoruz. Ben biraz... Niye ya öyle düşünüyorsun? artık mizahı yapılmaya başlamışsa... Ha bu mizah mı? Mizah değil adam. Mizah değil, değil ama. Ya yani. e, tabi değil de artık hani bu espriler yapılıyor. Evet. E, hocam, millet bugün, inanabilir yani. Inana bugün şöyle haberler çıktı. Bu mRNA aşısından aşıların e, ki zaten e, Uğur Şahin de benzer bir açıklama yaptı. Kanser tedavisinde e, işe yarayabileceği evet. hatta e, gençleşmeyi sağlayabileceğine dair de haberler gelmeye başladı. Bunun aslı nedir? Bir de hocam şunu çok merak ediyorum. Siz iki soru istemiyorsunuz ama bu kısa. E, hani aşı karşıtları diyor ki ya. ya benim bedenim benim kararım diyor. Bir insanın ee, aşı olmama hakkına vardır bence vardır. Ee, olunmalıdır. Ben oldum. Saygı duyulmalı saygı mı? Saygı duyulmalı yani, illaki duyulmalı ama buna siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, şimdi bir defa şöyle söyleyelim. bu Uğur Şahin'in bahsettiği şey zaten bu mRNA aşıların ortaya çıkış noktası. Yani yaklaşık 40 yıla yakın bir zamandır Uğur Şahin ve eşi Özlem Hanım bunu kanser aşısı geliştirmek üzere çalışıyorlardı. Ve başarısız olmalısının şimdiye kadar en büyük nedeni de bu mRNA'nın hücre genine girememesi yani hücre çekirdeğine girememesi ve vücuttan çok kısa sürede atılması. Çünkü kanserde daha uzun süre bir etkileşim gerekiyor. Ama Çalışmaları devam ediyor. Yani onlar hazır olan teknolojiyi bu Covid çıkınca hemen koronavirüse uyarladı ve o yüzden çok çabuk bir aşı çıkarabildiler. Zaten o yönde Bak, çalışıyorlar diyor yani. Tabii açıklama yani yok. uzun bir süredir çalışıyorlar. Gerçekten eğer başarılı olursa dedikleri gibi özellikle bu tabii kanser deyince kanser çok geniş bir hastalık grubu ama özellikle genetik kökenli olan kanser tiplerinde yararlı olabileceği doğru. Çünkü ama hocam şu ana kadar deneme falan aşamasına bile gelinmedi değil mi kanser açısından? Evet. Evet, evet. Yani, yani hani o çok büyük bir devrim falan. olur yani dünya çapında çok büyük bir devrim. Kanseri evet. yenen bir aşı. Tabii, ee... tabii. Şimdi mesela aşı karşıtlarının biri şu iddiası var ya genetimizi değiştiriyor bu. Hani bu kadar ileri gitmese de genetimizi değiştirecek diyorlar. Keşke öyle bir yöntem mümkün olsa, dünyada kanserlerin, metabolik hastalıkların, genetik hastalıkların, işte hepsini, şişmanlığın, işte saç dökülmesinin, estetik birçok problemin çaresini bulmuş olur o insan. Yani işte öyle. Hocam umut peki umut var, var mı umut? Yani, e, şimdi tabii böyle işte umut var demek için e, çok erken, henüz o kadar veri yok elde. Çünkü bu çalışma sonuçta başarılı olacak mı bu mRNA aşısı kanser için? E, bunu da söylemek çok zor. Ama bu e, COVID sürecinde e, epeyce deneyim elde ettiler. Yani e, bu aşıların geliştirilmesiyle ilgili. İşte bunlar... Bunların vücutta daha uzun süre kalabilmesi için değişik yöntemler deniyorlar. E, dolayısıyla eğer olabilirse, yani benim anlattığım anlamda genetik değiştirmek söz konusu değil mRNA ama kabaca şunu yapıyorlar. O e, kansere yol açan işte dışarıdan gelen gen parçasına karşı bir bağışıklığı uyarıyorlar ve bağışıklık sistemi bu olduktan sonra onu görüp yok ediyor. O yüzden kanseri önleyebiliyor aşı. Biraz tabii evet. enfeksiyondaki kanser şey aşı fikrinden biraz daha farklı bir fikir bu. Peki. Hocam o yüzden de çok kolay değil başarılı olacağını hemen söylemek. Hocam e, aşı karşıtlarının zafer şahin dedi benim bedenim benim kararım demelerine evet. saygı Şimdi duyar mısınız? söyleyelim. Bu slogan nereden hatırlıyoruz? İşte kürtaj e, meselesinde işte kürtaj hakkını savunan insanların sloganıydı bu. Orada çok değişik sloganlar vardı. Sonradan işte YouTube'da falan yayınlandı. Böyle oraya gelen birçok insan niye geldiğini falan farkında değil. Toplamda işte 1500-2000 kişi toplanmıştı oraya. Ve orada atılan sloganlar, bizlerin adlarını söyleyip yuhalamalar falan. Bunlar toplumda etkisi olacak, karşılık bulacak şeyler değil. Ama açıkça şöyle söyleyeyim. Ben şuna karşı değilim. Yani bu toplumda fikrini izah etmek isteyen her insanın toplanma, işte bir toplantı yapma hakkı vardır. Ama şimdi düşünün tam bir pandeminin ortasındayız. O kişiler inansın ya da inanmasın devlet belli tedbirler alır. İşte maske takmadan kalabalığa giremiyorsunuz. Bir toplantıya girmeniz için aşınız soruluyor. Mesela Belli yerlerde eğer aşı takmamışsanız bunun cezası var, polis yakalıyor sizi. Ama orada o toplanan 1500-2000 kişi resmen devlete meydan okuyarak, işte maskeleri kaldırıp fırlatarak ve birbirlerine sarılarak, işte bu tedbirleri hiçe sayarak gösteriler yaptılar. Hatta bir tanesi çıkıp işte insanlara çağrıda bulundu, dedi ki, hep birlikte enabı sistemine girelim. Sürekli randevu alarak insanların oraya girmesini engelleyelim. Sistemi kilitleyelim dedi. Sistemi kilitleyelim dedi. Bu açık bir suç. Bunun için ben Sağlık Bakanlığı ya da işte mahkemeler, savcılar neler yapıyor bilmiyorum. Ama hani bu toplantıya izin verdiğiniz zaman bunun ortaya çıkaracağı sonuçları defalarca anlattım ben. Bunun sonu bu bu kadar müsamahalı davranılırsa bu insanlara, bunun sonunda bakın çocuk aşıları da etkilenecektir. Evet. O hani hep övündüğümüz 19, şey, 2017 yılındaki %98 çocukluk çağı aşılamasını biraz zor sağladık. Çünkü artık bunlar gördükçe… Hocam şeyleri mi söylüyorsunuz? Yapacak. O çiçek, kolera, karma falan, karma aşı bilmem… O tip aşıları diyorsunuz değil mi? Tabii tabii yani çocuklara <laughs> uygulanan 13 tane devletin uyguladığı aşıdan bahsediyorum. Evet. Burada 2017 yılında %98 gibi çok iyi bir oran yakaladık biz. Ama şimdi bu tartışmalar hep yansıyor. Çocukluk aşılamasına da yansıyor. Çünkü orada <laughs> ana fikir mRNA aşısı, COVID aşısı değil aşılamaya karşı çıkıyorlar. Hocam bu Fatih Erbakan'ın partisinden olan insanlar tepki gösteriyorlar. Söylenenleri anlamamışsınız diyorlar. Ee, Sayın Ceyhan e, enfeksiyon uzmanı, genetik uzmanı değil. E, mutasyonu bilmeden e, soruyorsunuz. Ben aşı, Aa şimdi tıp, Mehmet Hoca'ya da yani anladım. tıp mı öğretilecek? Vallahi yani. öyle yaz yaz. Abi ben... insaf ama yani şimdi artık kusura bakmayın da yani. Abi ben aracıyım. Yok, sana sana elçi ya. Alalım. Elçiyi ateş etme. Yo onun için demiyorum ya ben onu yazan arkadaşlara söylüyorum. Şaka yapıyorum. Hayır tıpı öğreteceğiz Mehmet Ceyhan hocaya. Hakan yani. Bey Öyle onlara, onlara işte, da saygı duyabiliriz ahmet, değil mi Hakan Bayrakçı? Ahmet evet, Bey ben be Ahmet Bey ben o kişilere yani şöyle bir cevap. Onlara vereyim. da Fatih Erbakan'a da saygı duyabiliriz değil mi? O da ifade özgürlüğü var onların da. Şimdi ben o kişiye cevap vereyim yani bunu yazanlara. Ben e, bir genetikçinin benim kadar aşı genetiğini bilmesi mümkün değil, uğraşmaz çünkü. Yani aşı genetiği genetikten çok farklı bir konudur. Ben e, 40 senedir aşılar üzerinde çalışma yapıyorum. Bunun e, işte aşıyla yani, ilgili Doğrudan konumuz aşı genetiği var. şu anda. O yüzden e, aşı genetiğini son derece iyi bilirim. Bahsettiğimiz konu da yani bir tane genetikçi de işte bu mutasyonla insanlar maymun oluyor falan demeyecektir. İşleri rahat olsun. Ben kaldı ki kendi Fatih Erbakan'a herhangi bir laf söylemiyorum. Bunu kim söylerse söylesin. Ben fikre karşı bir şey cevap veriyorum. Yoksa biz de fikrimizi söylüyoruz. Yani. kişiyle bizim bir şeyimiz işte söyleyen kişinin kişiliğiyle partisiyle falan ilgili bir şeyimiz yok. Tabii ki, tabii politikacı ki. da değiliz. O, o, değil biz politikacı değiliz. Onlar bilim adamı değil açıkçası. Hilmi Bey var mı sizin bir sorunuz? Hayır, bu arada hocam? Hilmi Bey bana bir şey söyledi. Var, Şunu var, benim söyleyeyim. birkaç sorum var izin ben verirseniz. Ben ifade özgürlüğüne karşı çıkmadım Erbakan'ın. Ben sadece Fikri'nin söylediği şeyin yanlış olduğunu ona yakışmadığını söyledim. Üzüldüm dediniz. E bir de üzüldüm dedim. Yani benim... Onun bu sözü söyleme hakkı var da benim bu sözü söyleme hakkım yok mu? Var tabii İfade, var ifade tabii özgürlüğü hepimizin ki. Var tabii ki ama e, onlar da eleştirebilirler. <laughs> Mehmet Ceyhan da eleştirirden müne, münezzeh değil. Soru Biz soru de ver. değiliz yani sonuçta bir Mehmet şey Ceyhan da eleştirebilirler. Bizi de eleştirebilirler. İzleyiciler de, o, Yeniden Refah o. Partisi üyeleri de. Onlara da ben saygı ben duymak de. gerekir bu anlamda. Ben Kaldı de. ki Fatih Erbakan'ın kastı da tek başına o da değildir. Belki yanlış da anlamış olabilir. Bu konuda çokça tartışma var. Dünyada da tartışma var. Ve üstelik bu kaçıncı doz aşı nereye gidecek? Ne olacak? Bu aşı bu işi bitirecek mi? Bitirmeyecek mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda şeyi var. E, şu açıklaması var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aşının pandemiyi bitirmesinden kuşkuluyuz diyor. Yine Pentagon uzmanı e, e, uyarmış. E, işte uzmanı CBC televizyonda. 60 dakika programda Matt Hepburn diye birisi deri altına yerleştirilen bir mikroçipin e, virüsü tespit etmesi gibi bir şeyden e, bir çip geliyor. bahsediyor. Bey bir şey sorabilir miyim? Aşı Bu karşıtı, karşıya, karşıtı mısın abi sende? Soruma geliyorum. Sor, soruma geliyorum izninizle. Aşı karşıtı Bazıları mısın? Bazıları diyor ki çokça Ya bir sor Allah aşkına. Ben karşıtı değilim. Allah Bu konuda biraz soruyorum işte. Daha nasıl Birçok aşıyı oldum. Birçok aşıyı oldum. Ee, sonuç olarak sonuç olarak işte PCR testi, biz çok şeyi konuşuyoruz. Soru. Evet soru. Vaktimiz daraldı. Paçizme varan bir şey de var. Ee, nokta da var ama çok tartışılan bu çip yerleştirilecek konusunda bu e konuya ne diyorsunuz? Yani çip yerleştirilebilir tartışılan... mi aşıyla? Ee, Mehmet Hocam. Şimdi yani tespit tabii, ki, yok. tabii ki Yani tespit edilmesi Hakikaten için... Şey Ama soru bitti mi Hayır dinmiyorum. bu şeyde evet. e, Usmet Başkanı Sait Ercan'ın paylaştığı bir yorumdan e, dinlerseniz anlarsınız sanırım Ceyhan Bey. Dinliyorum İlmi Bey. Deminden Uy. beri dinliyorum. Soru soracağım dediniz. 5 dakikadır evet, dinliyorum. Bir şey yaptığım Hayır yok. yani e, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Eee Dede yani o programda de çok demiş tartışık. programda demiş ki Matt Hepburn diye e, birisi e, Mehmet Bey neden gülüyorsunuz acaba ya Hilmi bu gece sinirlerim ben bozuk mi? bırak ya ben hayır sinirlerim ben bozuk bilmiyorum. değil de Mehmet şey Bey'e bir soru taraf... soruyoruz yani o anlamda evet. tamam saygımız var da. Hayır ben sizin ne demek istediğinizi anlamıyorum. Ne e, anlatmaya çalıştığınızı anlamadım. Yani neye Hayır, cevap vereceğim ben yani çünkü sizin sorunuzda cevap vermek şeyden istiyordum. haberden okuduğum bir soru üzerine bir soru soruyorum. Yani e, virüsü tespit etmek için çip takacaklarmış. Bu çip tartışması çokça var. E, böyle bir şey e, mümkün olur mu? Bir süre sonra biz de e, yani PCR testleri de hani %50 bir şekilde sonuç veriyor ya. Bir süre sonra bu virüs de çokça tehdit olarak görülüyor. Bir süre sonra devletler bunu zorunlu olarak bize şart koşabilirler mi? Bunu merak ediyorum. Hilmi Bey, bakın ben hani hangisi soruydu, hangisi fikirdi, ona tam anlamadım ama şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir fikir belirtmedim. Deminden beri bir şeyler okudunuz da. Şimdi bir defa söylediğiniz bu Haberdim. Çipi tahayyül edebiliyor musunuz? Yani o virüsü tespit edilen çip dediniz. Dünyada şimdiye kadar kullanılmış en küçük çip bir tırnak kadar. İğnenin deliğinden geçen bir çip yapacaklar. Ve beş buçuk milyar doz kullanıldı bu aşı şimdiye kadar. Hedefi en azından 16 milyar. Ve bu kadar bu teknolojiyi, bu pahalı teknoloji yani geliştirilirse şu an böyle bir teknoloji yok da insanlara uygulayacak. Niye uygulasın ki? Kimi suçluyorlar? Bilgeysi çip takacak diye. Bağırıyorlardı o şeyde mitingde. Bilgeys mesela insanlara işte bizdeki emekli işte bir memura niye çip taksın? İkincisi <laughs> Artık gülüyor. Gül, biz biliyoruz evet. ya. Gülünce, gülünce, Hilmi Bey sinirleniyor onun için gülmüyor. Ha ben Hilmi Bey'e gülmüyorum baktık. ben. Hayır Sizin ben söylediğinize gülüyorum. Güldünüz, ona şimdi ben şey bakın, yani sonuçta bakın, ben buradaki bir haberden yola çıkarak soru sordum. Gerek ben yapmadım ki soru bize buna, çip buna, buna takamazsın. Buna o kadar. Buna gerek var mı? Zaten Bill bilgisayarlarını, bilgisayar programlarını falan yaygın bir şekilde o aşı karşıtları da Karşı olmayanlar da kullanmıyor mu? Şu anda o teknoloji var. Çok rahatlıkla o programlardan birinin içerisine herhangi bir şey yerleşip sizin ne konuştuğunuzu Çipi o anda zaten takmış oldu, adam. Bilgisayarlar aracılığıyla. Çip kadar uğraşmaya Do falan gerek Doğru, yok. Doğru. Yani. Her şekilde. Mikrofon özelliğini Kapatın mesela. Onun için bu çip takma işinin zaten bakın bizde oladı evet. biraz. Dışarıda bu iki, bir iki gündeme geldi. Ondan sonra yani insanlar ya böyle şey olur mu falan hocam, teknoloji. Çok pardon adam... hocam. Fatih Erbakan Twitter'dan sormuş. Erbakan şey aşılardaki grafen oksiti Mehmet Ceyhan Bey nasıl yorumluyor? Bize etiketleyerek yani sormuş. Adını, bir daha soruyorum. Ben biliyorum ben onu. Grafen oksit dediği maddenin öyle bir iddia ortaya atıldı. Fakat kendisi de aşıların içerisine bakarsa, içeriğine bakarsa ve e, hem şirketlerin hem de bilim insanlarının yaptığı açıklamaları görürse e, içinde Pardon Fatih Erbakan sormuyormuş. Aşıların, Fatih Erbakan da bunu soruyormuş. Pardon özür diliyorum. Evet. Tabii ben de anlatıyorum. Yani hiçbir aşının içerisinde oksit denilen madde yok. O çünkü tabakalandırma için kullanılan bir maddedir. Dolayısıyla bu aşılarda da böyle bir şeye ihtiyaç yok. So, grafen oksit olması falan da söz konusu yani, değil aşıların soru, için Sorabilir miyim? Bill Gates'le ilgili mi? Yok o espri... Çiple mi ilgili? O espriyi vakti zamanında ben de yapmıştım. Yani kahvede pişpirik oynayan Mehmet amcanın nasıl <laughs> çaldığını takip edecek. Bill Gates'le Okey'de nasıl döndüğünü takip edecek diye ama neyse şimdi ben de kimseyi kızdırmayayım. Hocam ya şimdi benim de bir e, çocuğum var daha küçük 6 yaşında. Allah İnsanlar bilmemizin hepimizin. insanlar şunu çok merak ediyor. Ya çocuklarımızı aşı vurdurmak istemiyoruz. Haklı yani ben de vurdurmak istemiyorum açıkçası. Ee, Buna siz çocuklara da aşı yapılmasından yanasınız açıklamalarınızı takip ediyorum. Hani virüsün başında ilk çıktığında şu söylendi çocuklar daha hafif geçiriyor. Daha rahat atlatıyor bu hastalığı diye. Ee, son tarihde ne yapacağız nasıl bir yol izleyeceğiz çocuklara aşı konusunda? Zafer Bey şöyle pandemi açısından bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Tabii tabii. tabii. Evet. Tamam. Şimdi Ve iki nedenle çocukları aşılamamız gerekir. Birinci neden, evet çocuklarda daha hafif seyrediyor. Ancak bu ortaya çıkan delta varyantıyla birlikte çocuklarda çok daha sık görülmeye başladığı için çocuklar eski virüse, işte alfa varyantına göre daha sık hastalanmaya başladı. Dolayısıyla totalde ağır geçiren çocuk sayısı da artmaya başladı. Örneğin şu anda benim e, işte başkanı olduğum bölümün servisi dolu. Yani Hacettepe çocuk enfeksiyon bölümü. Yaş yaş, yaş yaş dolu. skalası yaş yaş skalası koymuyor musunuz ortaya? Yani 5 yani yaş yani yeni ya. doğandan başlıyor. Yeni doğanlarda ağır seyrediyor mesela. Yeni doğan bebeklerde ağır. Çünkü onların bağışıklık sistemi oldukça zayıf. zayıf. Ondan sonra daha aktif seyretmeye başlıyor ama her yaştan çocuk var açıkçası. E, bu giderek zaten böyle seyrediyor. Yani önce yetişkinlerde fıkalar artıyor. Arkasından yetişkinlerde ölümler artıyor. Çocuklarda tatlonun ağırlaşmasına neden olan virüsün kendisinden çok bağışıklık cevabı olduğu için o iki ila 5 hafta sonra ortaya çıkıyor. Tam o döneme geldik şimdi. Birinci neden çocuk. ikinci neden de hep söylediğimiz bir rakam var, bir oran var. Görürüz ki bu şeyi salgından kurtulmanın tek yolu var, toplumun yüzde 80'ini aşılamak. Şimdi toplumun yüzde 20'si çocuk zaten. O halde demek ki çocukları aşılamazsak yetişkinlerin yüzde 100'ünü aşılamamız lazım ki onu da görüyoruz ki mümkün değil. Yani sadece bizde değil, dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. O yüzden de hızla çocukluk aşılamasına da geçiyoruz. Bir defa çocukların aşılanmasından korkmamak. Dikkat ederseniz dünyada yapılan aşıların yüzde doksanından fazlası çocuklara yapılıyor Çocuklar aşıları hem iyi tolere ederler yetişkinlerden hem de daha iyi cevap verirler. Öyle sanıldığı gibi işte çocukların bağışıklık sistemi zayıf, aşı ağır gelip öyle bir şey yok. Tam tersi çocuklar son derece iyi cevap Hocam, verir. hocam çok teşekkürler. Bir şey soracağım. Ya şimdi bakıyorum sosyal medyada siz aslında defalarca söylediniz ben aşı oldum falan diye ama bir şehir efsanesi var galiba Mehmet Ceyhan ve ailesi aşı olmadı. Neden olmadılar? Ben, sorabilir misiniz? Şey şehir, şehir, şehir efsanesi değil yalan o. Yani insanların kafasını karıştırmak için maksatlı söylenen bir yalan hem benim ekranların önünde aşı olduğuma dair şey var, e, yayınlandı zaten. E, hem de ben Sayın Sağlık Bakanı'ndan sonra ikinci aşı olan insanım. E, benim ailem zaten Amerika'da bizlerden... Hocam müsaade ederseniz daha önce tam bir soru bir sorabilir Verirseniz bitireyim. Ahmet Hakan Bey. E, hem de benim ailem Amerika'da Türkiye'deki insanlar aşı olmadan aşılandı. Burada bir oğlum var, oğlum da aşılanırken resimlerini falan yayınladı. Ama bunu söyleyenler kötü niyette kafa karıştırmak için. De görseniz bana neler yazıyorlar. Hani dün şöyle demiştin diye demediğim bir lafı yazıyorlar ki. Peki. Orada o, ya çok kapa. kısa son bir soru sorabilir miyim? Masum Bey soracak. Soru Peki. Ben benim gibi bir cümle. Bunu açık ya aşı Ya hocam. yalan üzerine kurulmuş, insanları kandırmak üzerine kurulmuş bir olaydır. Başka tamam. bir Hocam yok bir cümlelik yani bir soru zaman. soracağım da ben. Ee, i̇ki doz aşı olmuş bir kişi, ee, üç ay olmuş üstünden üçüncü dozu ne zaman olmalı? Çok soruldu evet. ama e, Emir büyük yerde soruyor da. Hocam, bu Aksan soruya de, cevap evet. verirken az önce Hilmi Daş Demir biraz işaret şimdi etti ona. bir soru sorabilir miyim? Ya bir dakika Hilmi Bey, ben bir, bir bitireyim ondan sonra şu sorular bir cevaplansın, size döneceğim. Evet. Hilmi Bey, bir dakika. Hocam, şimdi, şimdi, şimdi bakın. Hakan Bayrakçı 3. doz aşının ne zaman olması gerektiğini soruyor. Ben de diyorum Tabii. ki bu dozlar ne zaman bitecek? 4. 5. 6. 7. 8. filan da mı olacak? Tabii. Şimdi bir defa 2 doz Sinovac aşısı yapılmışsa 3 ay sonra 2 doz BioNTech Pfizer aşısı yapılmışsa 8 ay sonra aşı yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. 8 ay sonra. Oldu. Tamam. 6 ay sonra dedi, dedi sağlık. Evet yani Amerika Birleşik Devletleri mesela 2 doz Biontech yapılanlara 20 Eylül'de 8. Ay, tam 8 ay doluyor ve 3. doz aşı yapacağını açıkladı. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim 4. doz aşı uygulaması diye bir şey yok. Bu dünyada böyle bir şey uygulamada yok. O yüzden aşı pasaportu ihtiyacı olanlar dışında olan insanların dördüncü doz aşı yaptırmasına o, gerek yok. O zaman öyle 4-5-6 olmayacak yani. Hayır, şu anda olmayacak ama bu iş uzarsa ki bakın bundan sonra eğer yeniden yeniden aşılanmamız gerekirse bu işin tek sorumlusu aşı karşıtları olacak. Çünkü biz niye aşı karşıtlarına bu kadar konuşuyor? Ben muhatap bile almam normaldi. Ama Ar bu Şeyin uzamasının, salgının uzamasının nedeni, mutasyonların ortaya çıkmasının nedeni onlar. Toplumsal bağışıklığın bir türlü sağlanamaması. Engelliyorlar, engelliyorlar. Hocam. O yüzden yeni hocam, mutasyon gelişiyor. İnsanlar uzadıkça yeni kaybediyor, yeni aşı gerekiyor. Hocam süremiz çok çok kısa. Bir Masum tamam. Bey bir şey sorsun. Masum Tabii. Bey'den de rica edelim çok kısa tutsun. Ben Sonra de, da Hilmi Bey'e döneceğim. Buyurun Masum Bey. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Mert. soracağım soruyu özellikle siz çocuk enfeksiyonuyla da için önemli. Şimdi bizim çocukluğumuzda 60'lı yıllarda yine böyle itirazlar vardı. Ama kızamık hastalığı yayılınca ebeveynler zorunlu olarak çocukları nerede aşılarız dediler. Trahoma vardı o tarihte bizim Mardin'de. Mesela öğrencileri tek bir okula, Trahoma Okulu diye bir okula toplamışlardı. Ben Ve de sonra, geçirdim. Masum tabii, bir tabii, tabii. Sonra çözüm nasıl oldu? Okullarda aşı zorunu hale getirdi. Şimdi bizde hem Sağlık Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı yok çocuklar şöyle olsun, olsun açıklama yapıyorlar. Acaba bu çocukların e, şey hariç, alerji durumları hariç alerjiyi saptayacak bir yöntem bulup çocuklara otomatikman her okulda aşıyı ...ayaklarını götürüp yapsalar dahi olmaz mı? O zaman bu tartışmalar kendiliğinden kesildir. Bu konuda nasıl Masum bir konu bunlar? Evet. Masum Bey, anlattığınız eski sistem... ...okul aşılamaları falan vardı biliyorsunuz. Evet. Ee, bu işte sonradan... ...ailelerin izniyle daha işte... ...yapmak daha uygun olur diye düşünülerek... ...aile hekimliği sistemi de gelince... ...aile hekimliğine bırakıldı. Şimdi ve dolayısıyla şimdi okul aşılamaları kaldırıldı. Aile hekimleri yapıyor aynı aşıya, Aynı yaş 4-6 yaşa indirildi bir de. O çünkü kızamık vakaları artıyor dünyada. Evet. Şimdi, hocam aşı, çok az olmaz. vaktimiz var. Evet. Tamam. Sayın <laughs> bak. Yani tamamladıysanız evet. eğer. Yani bu bu şeyi getiremem. Hayır şöyle ya. yani eski sisteme dönüp bu şekilde aşılamak Türkiye için aslında iyi bir sistemdi o. Çünkü o sistemde kimseyi kaçırmak söz konusu değil de ebey de esas sorumlu. Ebe kapı kapı dolaşır. Onun nüfus kaydı var mı yok mu bakmadan aşılardı. Ama şimdiki sistemde aile hekiminde kaydı yoksa bir çocuğun aşılanma şansı yok. Tabii Peki, bu da işte Hocam, bazı eksik şeyler problemler çıkarıyor. Ya, çok daha uzatmak istiyorum ama gerçekten süremde oldu. Hilmi Bey eğer çok çok önemli değilse bitirmek zorundayım. Bu arada Oğuzhan yani, e, Türk de hastaneye kaldırılmış. Özür dilerim. Oğuzhan Bey. Şeyde, Bey'de. evet. E, bu hani e, kaç doz olacağı ile ilgili şeyler de aslında... Ben sordum onu. ...dozdan sonra gerek yok dediniz ama... Mu, mu varyantı ve buna benzer Abal, vaktimiz yok, maalesef. çıkıyor. Bunlara Peki. da etkili olmadığı söyleniyor. Bir önceki yayında da siz de söylemiştiniz. Peki bazı varyantlar etkili değil e, diye. mür, o... Mür varyantının yayılımı şimdilik yavaş ilmi. O yüzden yani mevcut varyantlara aşı etkili gibi. Çok teşekkür ediyorum. Hocam sağ olun. Bütün konuklarımıza teşekkürler. Iyi, i̇yi akşamlar, iyi Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.